Börek falan yapacak. Evet. İyi, hadi bakalım. Belki biz de yaparız ileride. Evet, 44. Daha 15 dakikamız var. Yavaş yavaş kirerler zaten arkadaşlar. Şu an hocam girdi. Hoş geldiniz Cemil Hocam. Merhaba Kenan Bey, nasılsınız? Dilek Hanım, Merhaba. Merhaba. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Fuat Bey de geldi ama Fuat Bey bahçede. Merhaba Hocam hocam. değişik. Merhaba Fuat Bey, nasılsın? Sağ olun hocam, iyiyiz. Teşekkürler. Siz de bayağı Çalışıyoruz yoğun hocam. bir çalışma var. Bayağı yoğun bir çalışma var. Hocam işte buraya bir set yapıyorum şöyle. Aha. Teraslama diyoruz. İşte eşim toprak dolduruyor, ben taşıyorum. Kolay Buraya gelsin Fuat abi. vakit geçiriyoruz yani. Doğru, en güzelini Yer nerede yapıyorsunuz Fuat Bey? ya, Bu yer vücut nerede? çalışıyor. Hocam bu çamları ben tohumdan yaptım. Aa, çok güzel. Yoğurt kabına getirdim buraya. Şimdi bakın. Kaç senede oldu bunlar bu halde? O 15. 15 senede, maşallah ya, ne güzel. Bak bu palmiye öyle. Göğe erdi. Evet, ne güzel ya. Bunu mümkünce budamıyorum ben ki boya gitmesin diye. Boya giderse donabilir. Sizin... Kendi artık yaprakları böyle çürüyor, düşüyor. Sonra en sonunda sobaya girip çay oluyor. Evet. Fuat Bey doğal yaşamı seçenlerden, minimalleşenlerden konuştuk biz onunla. İşte derste de konuşacağız esas. Fuat Bey, Yani neredesiniz ya metro... yerleşim olarak şimdi? Ben şu anda İncirköy'deyim. İncirköy'desiniz değil mi? Burası İncirköy. Evet ama biz şehirden kaçtıkça şehir buraya geliyor hocam. Bak evlere bak. Evet, gördüm. Evet. Bunlar yeni yapıldı. Özyumon'un evlerine benziyor sanki biraz. Bunlar İpekçi. Ha. Yeni baş yaptılar işte. Biz de işte buradan artık suyumuz kaynadı diyoruz, kaçacağız. Yollar Abi. yapıldı. Yani böyle. Nişantlı Eskiden böyleydi. Bakalım. Fuat Bey, oraları bence Kenan Bey pazarlamış olabilir. Bak söyleyeyim. İpekçilerin Olabilir hocam. İmara açıldı işte. İmara açıldı maalesef. Şimdi Kenan Bey, iyi şaka yapıyorum. Ne taraflarına olur dikkat şey yapmayın, edelim. alınmayın. Yok yok, Kenan hocam alınmaz. Merhaba tekrar. Cemil Hocam, şimdi Fuat Bey'in işleri çok olduğu için belli bir sıralama vermiştim size. Aha. Aslında önce Ergun Bey konuşacaktı. Ancak Fuat Bey'in çok işi olduğu için, özür dilerim Kenan Bey dedim galiba. Fuat Bey'i öncelikle alacağız. Biraz onunla sohbet edeceğiz. Tamam. Onun hakkında bilgiler alacağız. Neler yaptığını soracağız. Hatta canlı olarak bize gösterecek. Evet. Ben bunu Hocam iş değil beklemiyordum. de hani internet kesilebiliyor ondan Tabii ya, tabii. yoksa Kenan Hoca'nın Ya. sırasını almak istemem yani. Yok yok, Estağfurullah estağfurullah. ya. Tabii. Yok. Ben kısa bir konuşma yaptıktan sonra Tamam hocam. sözü size veririz Ben zaten. açıkta bekliyorum hocam zaten. Tamam. Olur Sizi. olur Fuat Bey. Tamam. Tamam, teşekkürler. Teşekkür ederim. Ahmet Varol Bey burada şimdi. Veysel Hoca bağlanıyor. Yıldız Hanım bağlandı hocam. Evet, Ahmet Bey geldi. Ahmet Bey nasılsınız? Hocam merhaba. Merhabalar. Sizi görmüyordum uzun zamandır. Eşinizi Gözlük. görüyordum ama. Böyle bir gözlük. Efendim. Sizi Ve görmüyordum uzun kendimi zamandır. bekliyorum. Eşinizi görüyordum. İyisiniz değil mi? Ben kenarda bekliyorum. Evet. Ay. Ay. Kızanma doldu. Kameradan uzak. Bahriye Hanım, isterseniz ışık açın, pencereyi kapatın çünkü karanlık düşüyor ekranda. Aynen. Ya yönümüzü değiştirmemiz lazım. Çok da Yani karanlık değil aslında. Perdeyi çekseniz şöyle yetecek şöyle. gibi. Perdeyi çekin sadece. Evet, perdeyi çekseniz arkadan ışık gelmeyince oluyor. Aynen. İyi, gayet iyi şimdi. Yok. Şimdi oldu. Yakışıklı bir delikanlı var. Saçlarını toplamış arkadan. Hocam nasılsınız Veysel Hocam? Ha, teşekkürler. Bundan Ya arka taraf görünüyor ama. Toplamışsınız, çok şık oldunuz. Anam İyi misiniz? ben. Oraya koy. Hocam, hocam ne yapıyor heyecanlı Dilek Hocam? Efendim. Gerçekten Cemil Hocam demin duymadı. Bu iş Dilerim gerçekten zormuş. Ben ilk kez bir anlatım yapacağım. arabada. Hocalarını da veriyorduk sırayı. Coşkun. Onlar anlatıyordu Coşkunlar. öğrencilerle.
birebir ilişki kuruyorlardı. Ben bir aksilik olmasa inşallah güzel olur. İşte sadece börek yapımı değil. Onu havada karada anlatırız da. Arkadaşlarımızla sohbetimiz. Gerçi sohbet havasına gidecek pek bir aksilik olacağını düşünmüyorum. Mutlaka güzel olur. Sizin elinizden tuttuğunuz şeyin kötü olma olasılığı yok. Dostlar arasındayız. Çok güzel olur, evet. Merak etmeyin. Evet, evet. Sabahat Hanım, hoş geldiniz. Sabahat Hanım'ın ses kapalı tabii. Ses kapalı, evet. Ha, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? İyi, sağ olun. Eksik olmayın. Siz de öyle. Ali Bey de her gün beyler de geldi. Evet, Ali Bey geldi. Ali Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba hocam, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun Ergun Bey, siz de hoş geldiniz. Ben şunu şöyle bir ayarlamaya çalışayım da olacak mı? Olacak. Oo, börek yapılmış bile. Evet, Ergun abi yapmış, hazırlıklar hazır bekliyor. Ergun Bey, sakın ama sakın elimde açtım demeyin. Onu da öğreneceğim. Bunun bir anlamı yok. Hasun'la bunun bir anlamı yok. Asıl Çameni'de, Kirazlı Yayla'da Coşkun'un su değirmeninde yayla buğdayını kepeğiyle uyutturacaksın. O undan açıp yapacaksın bunu. Yani açmayı ben de biliyorum ama zamandan çalmamak için aslında dediğiniz gibi kepekli undan yapılan, evet, yani açmalarla oldu. Çok daha lezzetli olur. Eskilerde anneannelerimizin yaptığı. Artık şimdi teknoloji diyoruz, zamandan tasarruf diyoruz. Hazır yufkalarla yapmayı tercih ediyoruz. Siz hazır almadınız değil mi Ergun Bey? Şöyle bakıyorum da uzaktan. Sanki elde açılmış gibi. Bana da biraz öyle gibi geliyor. Hüner Pastanesi'nin bir işi bu. Kesin. Ergun Bey? Hayır, hayır canım. Ben kendisi yapmıştır. Ergun Bey gerçekten çok yetenekli mutfak konusunda. Birazdan dinleyeceğiz onu. Merhabalar Dilek Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim Nihal Hanım. Hoş geldiniz. Her zamanki gibi erkenden geldiniz. Teşekkür ederim. Öpüyorum gelen arkadaşlara da selamlar. Nihal Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk Cemil Hocam. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Merhaba Cemil Hocam. Hoş geldiniz. Dünya, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Hoş bulduk hayatım. Neler yapacaksınız? Börekler mi yapacaksınız? Bugün börek yapacağız, sohbetler yapacağız. Bugün beylerimi sohbet edeceğiz biraz da. Bakalım. Ama bekliyoruz. Hoş bir sohbet ortamında olacak inşallah. İnşallah. Ben bugün lahana sarması yaptığım için börek yapamıyorum Dilek Hanım. Yok yok. İlla ki börek yapmak zorunda değil kimse. Evinde malzeme olmayanlar olabilir. Ben öylesine bir iki börek teknikleri, sarma şekilleri öylesine göstereceğim sizlere. Tamam. Yazacağım, sonra da yapacağım. Eminim sizler daha güzel yapıyorsunuz. Hoş geldiniz. Nilgün Hanım, çok az geliyorsunuz. Merhaba, merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Hoş bulduk, sağ olun. Hoş geldiniz. Güngör abi, mikrofondan bir konuşabilir misiniz? Ses kontrolünüzü yapmam lazım. Geliyor mu ki sesi? Mikrofondan konuşuyorsunuz? Mikrofondan konuşuyorum. Az geliyor. Yine mi az? Çok da yaklaştı. Evet, az. Şimdi... Çünkü sizin bugün bir göreviniz var. Mikrofonun sesi açılamıyor değil mi? Yani ben çok bu kadar yani. Güngör abilerin ses seviyesi düşük. Neyse, bir şekilde yapacağız. Dilek'cim kolay gelsin. Güngör abi, Edal Dacım, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Daha yüksek ses konuşacağız. Nilgün Hanım, sizin daha... sesiniz geliyor. Cemil Hocam, sizi görmek ne güzel. Bence eksik olmayın, ben
arayacağım sizi ama henüz Güngör abinin kitabını elime alamadığım için arayamıyorum. Yani merak bugün dersten sonra Gülşen hocam inşallah gideceğim. Gülşen hocama sorduk. Cemil Bey nerelerde dedim. Cemil Bey bu aralar biraz yoğun. İki çocuk, dersler, doktora, bu işler filan. Ama şükür iyiyiz. Bir sıkıntımız yok. Tamam. Bugün inşallah ben Gülşen'in yanına uğrayacağım. Alacağım kitabı da. Tamam. Ondan sonra bir aramak istedim ben sizi. Ne olur kusura bakmayın. Tamam. Aradı ve biraz sonra bana gelecek. Öyle mi? Evet. Telefonla aradılar. Biraz sonra bekliyorum ben. Ama dedim saat 2-3 arası dedim ben size kapıyı açmam. O saatlerde meşgulüm dedim. Tamam dedi. 3'ten sonra getirdim. Göndereyim dedim. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Torunumla birlikte bakacağız. Onlar bugün gene bendeler. Ne güzel ya. Torunuyla beraber kapıda. Evde tadilat var. Mecbur ben nöbetçi anneanne olarak. Onlar da merak ettiler bakalım ne oluyor diye. Anneannenin okuluna hoş geldin. Hoş geldin diyorum. Hoş bulduk de. Çok güzelsin sen. Evet. İki tane torununuz. Orada bir tane daha var. Tane. Çok güzel. Gel. İki tane torun. Maşallah. Maşallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Kusura bakmayın böyle vaziyetteyim. Ayak sandalyeye uzanmış vaziyette. Kusura bakmayın böyle. Estağfurullah. Kaç hafta oldu yani, Hüseyin Bey? 6 hafta oldu mu? Yok. 4 hafta, 5. haftaya girdik. İşte 4 Ocak'ta inşallah kontrole gideceğim. O zaman herhalde alçıyı alacak diye düşünüyorum. Evet, 6 hafta sonra genelde hafta. Basmaya müsaade ediyoruz. 6 hafta sürüyor iyileşmek. Sonra basmak önemli oldu. Yani normal alçı yapmadı zaten. O yaptıkları alçılardan beyaz alçı değil. Aha. Şu bir alet cırcırtlı var. Ondan yaptılar. Bir ağrım yok ama tek ayakta olduğum için olamıyorum tabii. Böyle uzatın bir süre böyle hareket ediyorum. İnşallah iyi olacak. İnşallah. Şeyde. İnşallah. Sibel Hanım hoş geçmiş ben... olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Merhabalar. Gayet iyi geliyor sesiniz Sibel Hanım. Ay Gülerciğim. Merhaba canım. Bugün misafirlerim var. Ay bayıldım ve kıskandım. Ay çok kıskanma güzel. Senin de kit gelir. Bayıldım çok güzeller. Çok sevindim. Ben de seni gördüğüme çok sevindim canım benim. Özledim ya özledim vallahi hepinizi. Tatlı kızlar ya felaket. Ay. Çok ay. Maşallah. Ha? Ya. Ha? Tamam, arabayı açtım. Ayşen abla geldi. Ayşen abla hoş geldiniz. Sağ olasın, hoş bulduk. İyiler iyidir inşallah. Herkes iyi görüyorum Ayşen abla. Bizler de iyiyiz. Güler Hanım'la görüşüyorsunuz Almanya'dan. Merhaba Güler Hanım. Merhaba canım, hoş geldiniz. Bugün misafirlerimle katılıyorum toplantıya. Güler Hanım, Almanya'da aşılama ne zaman başlayacak, bilginiz var mı? Vallahi bu ayın sonunda herhalde, bilmiyorum. Ya da ocağın başında. Kimse sormadım daha. Bu hafta başlayacak diye bekliyoruz ama. Bir bilgi vermediler bize. Kesinleşen bir şey yok o zaman, değil mi? Sizin Fethiye'de ne zaman başlıyor? Yani okuduğumuz kadarıyla bu hafta çarşamba diye planlanıyordu. Sağlık çarşamba. Henüz daha resmi ilan edilmiş bir program yok. Aha. Ya Cemil Hocam. Buyurun. Mutasyona uğramış diyorlar ya. Mutasyona uğramış bakalım ne yapacağız? Ya yani şimdi bu eski aşılar olur mu olmaz mı? Allah bilir. Olur diyorlar ya. Olur diyorlar yani. Bir kötü şey
çoğalma falan olmamış. Ölüm olayı da yükselmemiş. Yani bu mutasyona uğramış ama... Valla bize daha ne yükselsin? Yeteri kadar yüksek zaten. Avrupa'da da öyle ya. Avrupa'da da öyle. Her gün bakıyorum televizyona. Yani bizimkiler gene iyi. Türkiye'dekiler iyi gene. Açıklamıyorlar ki bizimkiler. Cemil Hocam. Hoş geldiniz. Cemil Hocam bir şey diyeceğim. Buyurun dinliyorum sizi. Abi 5 dakika çıkmak zorunda kalacağım. Sonra tekrar katılacağım. Nasıl arzu edersiniz Sibel Hanım? Teşekkür ederim nezaketinize. 5 dakika alın. Tamam iyi günler şimdi. Sağ olun, eksik olmayın. Cemil Hocam sizi gördük, iyi oldu aslında. Çok da özlemiştik. İnanın ben de öyle. Yani son dönemde giremedim derslere. Takip ettim aslında. Bayağıdır göremiyoruz. Kimler devam ediyor, kimler etmiyor. Hiç göremedim, birkaç öğrenci bizi aradım iyi misiniz diye. Göremediklerimizden filan ama çok şükür herkes iyi diye görüyorum ben de. İyi yok. Merhabalar, iyi günler. Hoş geldiniz. İyi günler, merhabalar. Merhabalar. İyi günler. İyi günler, merhabalar. Merhaba. Ayda Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Dersinde görmek sizi güzel. Ay, kolay gelsin. Çok mutluyum. Biliyorsun ameliyat olmuştum, o yüzden katılamadım Dilek'cim. Sana açıklama yapmıştım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Yüzümde bir kitle vardı, onu aldırım. Yüzüm olunca mantajlı katılmadım. Merhaba Güngör Bey, merhaba Ayla Hanım. Takip ediyorum devamlı her yerden sizi. Aylacığım nasılsın canım? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürüm canım benim. Ne güzel. Letafet Hanım da varmış. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Bugün katılımımız baya çok çok mutluyum o anlamda. Cemil Hocam ben kayıt yoklama alamayacağım. Hatta bugün yoklama Şöyle ben fotoğrafını çekerim, listenin de size atarım, olmaz mı? Çok iyi olur. Hocam koordinatör işini iyi yapmıyor. Koordinatörümüz bugün öğretmen koordinatör oldu. Çok heyecanlıymış gerçekten. Az önce bunu paylaştım. 10 parmağımda 10 mantık. Estağfurullah. Bu hiçbir şey. Yani börek yapmayı erkek arkadaşlarımız ya da bayan arkadaşlarımızdan mutlaka yapanlar vardı. Mehmet hariç. O kesinlikle bugüne kadar yapmadı. Ama birazdan yapacağım börekli. O da öğrenecek. Bizlere yapacak. Hadi bakalım. Mal çoğunluğumuz sağlandı mı hocam? Ne yapalım? Sağlandı. Ben istersen vakit kazanmak için ufak bir duyuru da yapayım. Tabii hocam. Sen televizyona bak. Kavim. Bu haftamız dönemin son haftası aslında. Aralık sonu itibariyle başlamadım olabilir. Dönemimiz sona eriyor. Sonra bir ay ara vereceğiz. Bu bir ay arada yeni dönem için kayıtlar alacağız. Bunu Fethiye Tazelenme Üniversitesi'nin sayfasından duyuracağım ben. Eski öğrencilerimizin kayıt için bir şey yapmasına gerek yok. Onlar aynen devam edecek. Hani dönem başında kayıt aldığımız arkadaşlarımız. Ama bu süre içerisinde bizimle olmak isteyen yeni öğrencilerimiz olursa onlar için yeni bir kayıt duyurusu yapacağız. Onlarla beraber yaklaşık 100'e yakın bir öğrenci grubu olmasını planlıyoruz. Geçen dönem rahmetli öğretmenimizin kaybı nedeniyle duyurularımızı falan yapmadık. Yanlış anlaşılır diye. Ya, bu dönem duyurularımızı yapacağız sosyal medyadan. Bu dönemi de Şubat ayının ilk haftası 1 Şubat gibi başlamayı planlıyoruz. Bu yüzden böyle bir aylık bir ara vereceğiz. Ocak ayında biz müfredatımızı oluşturduk. Sedef stop video dediğimde benim görüntüm gitmiyor değil mi yavrum?
Stop video. Sessize alınca yeterli. Hayır. Lazım. Görüntü gider. Benim Dilek börek yapıyor bugün ders. Evet. Var ya benim geldim. Şimdi nereye gideceğiz hocam? Uludağ'a mı gidelim? Şimdi düşündük. Ben herkesin sesini kıstım, kusura bakmayın. Bunu da düşündük. Önümüzdeki hafta normalde derslerimiz yok ama bir yılbaşı veda programı yapalım dedik. Zoom'dan da olsa bir dansöz getirelim mi diye düşünmedik değil. Şaka bir tarafa. Haftaya isterseniz gününü belirleyelim. Cuma olabilir belki. Belki perşembe. Nesrin Topkapı istiyoruz Cemil Hocam. Nesrin Topkapı. Çok güzeldi. Haftaya bir araya gelelim. Birbirimize iyi dileklerimizi sunarız son kez. Bir yüzümüzü görürüz. Sonra bir dediğim gibi bir ay bir ara vermiş olacağız. Ama yeni dönemde sporu haftada 3 gün yapacağız. İnşallah. Seçimlik derslerimiz olacak. İngilizce gibi, başka dersler gibi. Yine 3 günümüz olacak ama hani o 3 gün içerisinde biraz daha çeşitlilik koymaya çalıştık. Programa ben koordinatör arkadaşlarımla bu süre içerisinde son halini vereceğim. İnşallah yeni dönemde de sağlıkla birbirimize dikkat ederek götüreceğiz. Şimdi bizim öğrenci sayımızda 35 aktif katılım var. Herhalde 40'a yaklaştı, 2 kişi girenler var. Dilek Hanım'ı da ben heyecanlı biraz daha artırmış olayım. 40 tane öğrenciyle ders yapacak. Çok güzel bir ders olacağına inanıyorum ben. Sözü ona bırakıyorum. Ben ona burada asistanlık yapacağım bugün. O bana söyleyecek. Ben istediği şeyleri ben sağlayacağım. Ders süresince bir şey rica edeceğim. Çok karmaşa olmasın diye sohbet ağırlıklı bir ders yapmayı planladı Dilek Hoca. O yüzden ben herkesin sesini kısacağım mümkün olduğu kadar. Soru olursa el kaldırırsanız ya da yazarsanız aralarda böyle katkı almaya çalışacağım. Çok da kısmak istemiyorum sesleri. Mutlaka dahil olmak istiyorsanız olun. Ben gürültü olduğunu hissedersem kısarım. Olur mu? Görüşmek üzere. Söz Dilek Hanım'a. Sağ olun hocam. Şimdi hemen böreğe başlamadan kısa bir bilgi vermek istiyorum ben. Bugün 21 Aralık. 21 Aralık'ın özelliğini birçoklarınız biliyorsunuzdur. Bugün gün dönümü. Yani Kuzey yarı kürede kışın başlangıcı bu. Bugün de ne mi oluyor? Bugün en uzun gece bildiğiniz gibi. Ülkemizin en kuzeyindeki Sinop'ta bugün gece 15 saat 6 dakikaymış. Bu bilimsel açıklamayı da yapayım. Hatay'da 14 saatmiş. Ha bunun bizim için önemi ne? Artık geceler uzuyor. Artık yiyebiliriz, içebiliriz ama bir taraftan da yakmalıyız. Spor derslerimizde özellikle pilateste sporlarla bu hareketlerle kilolarımızı veririz. Problem olmaz. Arada da kendimizi ödüllendiririz diye bu börek işine girelim dedim. Börek için gerekli malzemeler yumurtamız, 2 yumurta. Ben soda da koyuyorum. Bir tane soda, içme sodası sade. Ondan sonra biraz sıvı yağ, zeytinyağı. Peynirimiz, istersen Mehmet'ciğim bu arada kameramanım Mehmet ona vereyim. Şöyle yapalım. Ben çevirebilir misin? Şöyle yapsak. Tamam, sen böyle yap. Beni göreceksin şu şekilde tutar olan. Şimdi peynirimiz görüyorsunuz herhalde. Biraz şöyle tutaya attım. Yaklaşabilirsin de. Ben tabii iç harcını, peynire her şeyi önceden hazırladım. Aksilik olmasın diye. Ben dikdörtgen bir tepsi hazırladım. Bunu yağladım. İsterseniz yağlı kağıt da koyabilirsiniz. 2 yumurtayı çırptım. İçine süt. Bu süt yaklaşık 1 bardak civarı. Ben biraz yukayı fazla aldığım için farklı börek teknikleri de göstereceğim size. 2 yumurtayı çaktım, çırptım. İçine sütü koydum. Biraz sıvı yağ koydum. 1 çay bardağı kadar. Ondan sonra bir şişe sodayı koydum içine. Şimdi börek yapmaya başlayabiliriz. Bunu beyler için anlatıyorum aslında. Bunu gördüğünüz zaman inanın hanımlarınıza veya torunlarınıza bu böreği kesinlikle yapacaksınız. Çok kolay bir börek. Bu stres böreği. Çok basit bir börek.
hemen böreğimize başlıyoruz. İlk önce yufkamızın bir tanesini alıyoruz. Ben tezgahımı önceden temizledim. Eldivenlerimi giydim. Steril bir şekilde başlıyorum. Birinci yufkamızı aldık. Mehmet'ciğim şu an hiç gösteremiyorsun gibi geldi. Görüyorum, sanırım görmüyorlar. Görüyoruz. Çok iyi görüyoruz. Tamam. Birinci yufkamızı, bu dikdörtgen tepsi, borcam da olabilir. Normal tepsi de olabilir. Tamamen tercih sizin. Benim elimde bu vardı. Aslında diğerleri de vardı. Onunla diğerlerini yapacağım. Yufkamızı, birinci yufkamızı attım. Onu dibine doğru yaklaştırdım. Çünkü bu alt zemin oluşturacak. Bunu hafif büzüştüre içine koydum. Şimdi harçtan biraz içine koyuyoruz. Tamamen bu sizin isteğinize göre. Koyduktan sonra ben genelde ellerimi kullanırım. Çünkü yaymam için buna ihtiyacım var. Sonra diğer yufkayı alıyoruz. Bunu böyle parçalıyoruz. Bunları içine atıyoruz. Parça parça. Aslında böyle koyup büzerek de koyabilirsiniz. Ben genelde parçalıyorum. Çünkü inanın piştiğinde hiç bu fark edilmiyor bile. Örneğin aldınız birkaç gün beklettiniz. Sarma şansınız yok. Çünkü yufkalar biliyorsunuz bir iki gün de çok çabuk eriyebilirler, bozulabilirler. Bunları böyle atıyorsunuz. Tekrar harcınla sıvı harcımızı döküyoruz içerisine. Kendimi şu an yemekteyiz programında gibi hissettim ama bunu birçoklarınız eminim ki biliyorlardır bayanlardan. Her tarafına bolca koyuyorsunuz. Bunu çekiyor. Hele hele var ya, bunu bir gün buzdolabında beklettiğiniz zaman inanılmaz kabarıyor. İki yufkayı koyduk şu anda. Üçüncü genelde paketlerde 5 tanedir. Ben üçüncüden sonra araya koyuyorum ya da koyuyorum. Şimdi üçüncü yufkaya geçtim. 2 tane koymuştum. Zaten şey yufkaları birleştirmişler. Şimdi bunun da yarısını böldüm. Diğer yarısını ikiye böldüm. Böyle geniş güzel. Bunu da attık içine, yaydırdık. Tabii her tarafına eşit şekilde gelmesi de önemli. Çünkü bir taraf alçak, bir taraf bir yüksek gelir. Kafanıza göre böyle dağıtın. Cemil Hocam bundan kesinlikle yaparsınız, eminim ben. Ben burada öğrendiğim her tarifi deniyorum. Ayşe Hanım'ın gösterdiği kadın köfteyi dün akşam tekrar yaptık. Bunu da emin olun yapacağım. Eminim. Şimdi iç harcı. Ben peynirli yaptım. Bu tamamen sizin arzunuza göre. İsterseniz kaşar peyniri rendeleyebilirsiniz. İsterseniz patatesli. Umman abla söylemişti. Ay abla diyor. Umman Hanım söylemişti. Pırasalı, bileşik otlu. Sonrasında ne bileyim kıymalı. Ergun Bey çok seviyor. Kıymalı genelde tercih, eminim. İstediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Ben bolca koyayım çünkü sonuçta biz yiyeceğiz. Ben bu kadar böyle iki kişi mümkün değil. Yiyemem. Servislere Mehmet başlayacak. İmni alabilirsiniz. Komşulara dağıtacağız. Bir kısmını mümkün değil bitirmemiz. Şimdi bu börekleri yaptığınız zaman bazen bir iki misafiriniz geliyor, artıyor. Geri kalanını ben difrize koyuyorum. Bir dahaki bir başka misafir hiçbir şey olmuyor. Onu saklama kabında difrize muhafaza ediyorum. Hazır oluyor. Elinize hazır geçiyor. Hemen bir misafir geldiğinde ya bir kek ya da çayın yanında börekler ikram edilebiliyor çıkarıp ısıttığınızda teflon tencerede. Teflon tavada tencere neyse. Heyecanımı bağışlayın. Sonra kalan 2,5. Üçüncü yufkanın diğer yarısını üzerine atıyorum. Bunlar kolay börek teknikleri. Mutfağınız da çok güzelmiş. Ah teşekkür ederim ya. Bayağı masraf yaptık buna ama işte harcı halimi ne diyeyim. Daha kullanışlı hale getirdik. Önceden biraz daha sıkıntı yaşıyorduk. Program için yeni mutfak yaptırdınız. Zengin. Evet böyle. Sizler için. Bunun için tazelenmeden destek bekliyoruz diyormuşum. İyi, çok şükür bitti borcumuzda. Şöyle tekrardan iç harcından koyuyoruz. Bolca Bu arada 180 dereceye ayarladım. Fırınımız ısınmaya devam ediyor çünkü bitmek üzere. Bu birinci tepsimiz bitmek üzere.
sıvılar her yerine gelecek şekilde çukurumu bir sıvasını çek çek çek. Ben bunu niye açmamışım? Bir yemek programında gördüm. Kadın burasına kadar ve tarif veriyor. Ya şu kolunu bir sıvasana kardeşim. Sonuçta mutfaktasın. Örnek yok, bir şey yok. Çok önemli bence. Şimdi geldik en son bölümlere doğru. Bu dördüncü yukamızdı. Aslında ikişer ikişer koyup aralara iki seferde de koyabiliriz. Ben araya koymayı tercih ettim. Şimdi beşinci yukama geldim. Biraz daha koyayım bence. Bunu parçalamadım. Parçalayabilirsiniz. Hiç korkmayın. Parçalayın. Böyle harcını yedirin. İçerisine koyun. Sonra en alta koyduğumuz parça vardı ya, onu da atıyoruz üste doğru. Bu arada tepsiyi yağlamıştım. Onu söyledim herhalde. Diğerini de atıyoruz. Yanlarını içine aldırıyoruz. Bunu aldıktan sonra en son ki beşinci yukamızı söylüyorum. Beşinci yukamızı en üste koyuyoruz. Onu hafiften katlayıp hepsinizin üstünü kapatacak şekilde koyuyoruz. Biraz bol koyun bunu. Çünkü bu var ya inanılmaz şişecek. Çünkü içinde soda var, yumurta var. Bunu yoğurt, aslında süt yerine yoğurt suyu da koyabilirsiniz. O da çok güzel kabartır. Benim bugün yoğurdum yoktu. Daha doğrusu yoğurdumu kese yoğurdu haline getirdim. Yoğurdumu kendim mayalarım bu arada. En sağlıklı hazır yoğurtlarda istediğimiz sonucu elde edemiyoruz. Şimdi bunu keselim mi? Dilim halinde bütün mü yapalım diye düşünmedim değil. Serviste kolaylık olması için kesiyorum ben. Önce kesip sonra sıvı harcını süreceğim. Dilekçim televizyon programına çıkar mısın? MasterChef. Vallahi o kadar olacağını zannetmiyorum. Basit bunlar ya. Bunlar yapılamayacak şeyler değil. Degün ablacığım ben mutfak benim hobim. Bu en kolay. Benim havada karada yapacağım basit bir tarif. Ben doğu yemeklerine, Karadeniz'in yemeklerine de meraklıyım. Kendim yumurta açarım, mantımı kendim yaparım. Ne bileyim farklı yemekleri yapmaya çalışırım. Pastalar, kurabiyeler. Çocukları ufakken çok yaparım. Uğraştırıcı. Bunlar kolay şeyler. Soğan koymuyor musun? Hayır canım. Kocam benim soğan yemez. O yüzden mümkün değil. Bütün... Arkadaşlar Dilek anlatabilir miyim? Anlat lütfen. Pandemi döneminde içerideyken biz Dilek'le eşi sağ olsunlar kapının önüne geldiler. Ben de buzdolabındaki böreği şimdi yaptığı gibi şey yaptım, pişirdim ve onlara ikram ettim ama o böreği ben buzluğa koyalı çok uzun zaman olmuştu. Peynirli olduğunu biliyordum da içinde ne olduğunu çok iyi bilemedim. Mehmet Bey dedi ki bunun içinde dedi soğan var mı dedi. Ben baktım ki soğan neden soruyorsunuz dedim. Ben soğan sevmem de dedi. Ben yok dedim yesin diye. Halbuki içinde soğan varmış. Alır almaz. Ama nasıl? Birinci ısırıkta hemen anladı. Yok böyle bir şey. Çok gülmüştük o. Anımız gerçekten enteresandır. Bu arada ben evde susamım kalmamız sebebine gelince bizim balkona kumrularımız gelir. Çok alıştılar. Onları susam vermekten evdeki susamları bitirdim. O yüzden haşhaşım vardı. Haşhaş koyacağım. Bir şey koymak zorunda değilsiniz ama ben seviyorum üzeri. Böyle süslü olan şeyleri. Süslü de değil de haşhaş da faydalı. Ve çörek otu. Çörek otunun faydaları anlatmakla bitmez. Çörek otu da koyabilirim. Ama onu diğer börekte kullanayım. Bu hazır pişti beyler ve bayanlar. Hemen fırınımıza veriyoruz. Diğer böreğimize geçiyoruz. Bu arada ben böreği hazırlarken şimdi Fuat Bey biraz internet sorunu varmış. Fuat Bey'le biraz muhabbet etmek istiyorum. Fuat Bey bu arada orada mısınız? Fuat
Fuat Bey ses verin. Buradayım. Şimdi Fuat Bey, ben bir taraftan börekle uğraşacağım. Biraz da sizle sohbet edeceğim. Hakkınızda bazı duyumlar aldım. Biliyorum sizle ilgili bazı şeyler ama bunu arkadaşlarla paylaşın istiyorum. Neden? Çünkü yaklaşık bizim 8 haftadır eğitimimiz oldu. O eğitim esnasında genelde beyler katılmadı. Bu hafta hepiniz katılıyorsunuz. Çok teşekkür ederim o anlamda. Şimdi sıra beylerde dedik. Beylere fırsat veriyoruz. Daha fazla sözü unutmadan, uzatmadan size ben mikrofonu veriyorum. Kendinizle ilgili şeyleri anlatırsanız çok sevinirim. Merhabalar, tüm arkadaşlara selam. Merhaba Fuat Bey. Ben şu anda işte Fethiye'nin İncirköy mahallesi oldu işte. Eskiden köydü. Biz köy diye geldik buralara ama işte yavaş yavaş biz buralara geldikçe şehir de buraya gelmeye başladı. Biz burada sakin diye geldik fakat en büyük problemimiz burada şehirleşiyor. Bakın böyle binalar yapılmaya başladı burada. Kırlarda. Şöyle gösterebilirim. Biz eşimle beraber minimal yaşamak istiyoruz. Yani böyle büyük evlerden kaçıp küçük evlere sığınmak, ihtiyacımız kadar evlerde yaşamak ve doğaya daha yakın vakit geçirmek için İncirköy'ü seçtik. Vakit olarak işte mesela bu sabah eşim el arabasıyla bu toprakları doldurdu. Ben teras yapıyordum. Şunlar bir kivi diktim. Kiviye çardak yapacağım. Bunlar da bizim seramikler böyle. Erkeklerin seramikleri biraz böyle oluyor herhalde. İşte. Genelde işte doğayla o taşı al oradan oraya koy. Tahta götür. İşte bu tahtaların hepsi burada çay yapmak için önce ateş yakacaksın. Ateş yakmak için odun toplayacaksın. Bunların hepsi ocağa giriyor. Bizim burada tüpümüz yok. Bu doğadan topladığımız çerle çöple yemeklerimizi yapıyoruz, çayımızı yapıyoruz. Bu çamları hep biz diktik tohumdan. Bunlar yoğurt saksılarında geldi. Şimdi bakın evin boyunda oldu. 15 senede bu şekle geldi. Bunlar bizim palmiyemiz işte. Bunu da burada yetişmez dediler ama ilgi olunca yetişti. Böyle dev gibi bir şey oldu. Şimdi siz sormak istediğiniz şeyler varsa sorun, ben cevaplayayım. Şimdi Fuat Bey, ben sizin makine mühendisi olduğunuzu biliyorum. Evet. Bunu sohbetlerimiz esnasında zaten. Alo. Duyuyoruz Fuat Bey, bir sıkıntı yok. Dilek Hanım'ın sorusu edeyim. Yarım kaldı. Evet, o yarım kaldı. Bağlantıyla ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilir belki ama ben şunu merak ediyorum. Neden bir minimal yaşam seçtiniz? Hani ben Amerika'daki belgeselleri falan gördüm. İnsanlar devasa evlerini satıyorlar ve çok küçük, hatta mobil olabilen evler tercih ediyorlar. Hani sizi neden böyle bir tercih ediyorsunuz? Şimdi şöyle, ben yani bu... Yani çok büyük bir tüketim toplumuna gidiyor bütün dünya. Ve bunları aslında ihtiyaç için değil de çoğu gösteriş için yapıldığına inanıyorum. Yani karı koca 250 metrekare bir evin, yani kendi ihtiyacı olmadığı halde sırf o için, o ev için ömrünü veriyorlar. Halbuki ihtiyaçları 50 metrekare bir ev. O 50 metrekare eve sahip olsalar, o 200 metrekareyi harcayacakları paralarla hobilerini yapabilirler. Mesela bizim hobimiz eşimle dünyayı gezmekti. Son 5 senede de 60'a yakın ülkeyi gezdik. Ama biz büyük bir ev yapacağız diye uğraşsaydık, bütün zamanımızı ve birikimimizi buna harcayacaktık. O 60 ülkeyi gezemeyecektik. Yani Sri Lanka'dan tutun Nepal'e, Kamboçya, Vietnam, yani Paris'i, Amsterdam'ı herkes görüyor ama dünyanın öbür taraflarını da görme fırsatımız oldu. Yani ondan biraz da, yani zaman ve para ayırabilmek için
Bir de doğaya yani fazla zarar vermenin anlamı yok. Mesela param var diye benim şimdi 50 liralık tişörtten 100 tane almamam lazım. Doğaya biraz daha saygılı olalım dedik. Ondan sonra ne bileyim bir tişörtün rengi attığı zaman artık o bana daha değerli geliyor. Yani eskiden derdik ki ya bu eskimiş işte rengi atmış filan hani atalım. Belli bir bilince erdikten sonra biz eşimle neredeyse yani abartmayayım 8-10 senedir çorapla iç çamaşırı dışında şey almadık. Giysi almadık. Hepsi daha önce aldıklarımız o kadar çok almışız ki onları kullanıyoruz. Çorap eskiyor. Benim ayakkabılarım eskiyor. Eşimin pek eskimiyor. O daha çok almış çünkü. Ama onlar da durmaktan şey olmuş. Mesela hiç giymediği ayakkabıyı giyiyor. Bir böyle bizde biraz şartlar dağlarda falan yürüdüğümüz için ayakkabı parçalanıyor. Yani bu şekilde işte Cemil Hocam. Yani ondan minimalize olma kararını verdi. Bir de mesela benim eşim öğretmenlik yaptı. O da aslında kimya mühendisidir. Aha. Fethiye'de iş olanağı olmadığı için. Mesela öğretmen arkadaşlarımız vardı. Başka memur arkadaşlarımız var. Doktor arkadaşlarımız falan. Hani öğretmenler, doktorlar alınmasın. Her meslekten var bu. Karı koca biriktiriyorlar bütün parayı. Bir araba alıyorlar. Ondan sonra camdan bakıyorlar araba duruyor mu diye. Yani o araba onlara ihtiyaç. Yani bir şey ihtiyaçlarını gidereceğine. Çünkü borçla almışlar. Hani Avrupa'daki gibi kolay alınsa 3-5 maaşla. Ondan sonra yani ilk zamanlar böyle hakikaten uykusuz gece geçiren arkadaşlarımız sohbetlerde belirttiler yani. Biz son 2 senedir, 3 senedir biz araç da kullanmıyorduk. Mümkün olduğu kadar bisikletle gidiyorduk. Arabamızı da satmıştık. Hem dünyayı geziyorduk. Baktık şimdi bu korona mecbur olunca toplu taşımayı da seviyoruz biz. Bir yere gittiğimiz zaman eşimle orada daha sosyal oluyorsun insanlarla. Evet. Hiç arabaya ihtiyaç duymadık. Ama bu korona olunca mecburiyetten yani tekrar bir araba aldık. Yani şeye bile karşıydık normalde. Hani herkesin bir iş adamı olur, bir öğretmen şey olur, gider işe gelir filan tamam. Ama bizim gibi emekliler yani sırf kapının önünde araba dursun diye büyük bir para bağlamanın, benzinin hesap etmenin ya mantıksız olduğunu düşünüyorduk. İşte bilmiyorum özetleyebildim. Benim kelime hazinem pek geniş değildir. Hani yok, yok. Harika. Cümleleri ha. Tam kuramam ama. İmrenilecek bir yaşam tarzı Fuat Bey. Ben kendi açımdan söylüyorum. Sağ olun. Gerçekten teşekkür. Öyle. Harikasınız. Harikasınız. Ve bunu biz pratiğe döküyoruz. Yani herkes böyle konuşur. Ama yani biz bunu eşim de sağ olsun en büyük benim tabii bunları bu hayalleri gerçekleştirmemde sebep odur. Mesela İstanbul'dan biz buraya gelirken deli misiniz dediler. Yani ne gerek var işiniz iyi, düzeniniz iyi. O da seçti bu yaşamı geldik ama sağlığımızı bulduk burada. Ben de onu yani, soracaktım yani bunu seçmekteki nedeniniz neydi? Bir sağlık sorunu mu? Hocam ben 5 yaşından beri demirlerin içinde büyüdüm. Aha. Yani ben makine mühendisiyim ama hem alaylı hem mektepli. Baba mesleği. Dedim ki ben 40 yaşına kadar her işi yapacağım. Ondan sonra bir birikim olduğu zaman istediğimi yapacağım. Ve biz bunu 40 yaşında gerçekleştirdik. Dedik para mı, zaman mı, şan mı, şöhret mi? En sonunda biz Fethiye'ye balayına gelmiştik. Balayında dedik ki ileride buraya yerleşelim. Ve 40 yaşında yerleştik hocam. Güzel yani ya. Erken ben dedim artık demir görmek istemiyorum. Bir de şu anda şeyden bahsedeyim. 2 tane kızım var benim. İkinci kızım İstanbul'da doğduğu zaman dedim ben bu çocuğu İstanbul'da büyütmek istemiyorum. Çünkü ilk çocuğum olduğu zaman işim o kadar yoğun 18 saat çalışıyorum inanın. Cumartesi, pazar, bayram. Yani çocuğumu hiç sevemedim büyük kızımı. Geliyordum uyumaya. Odaya kilitliyordum kendimi ses olmasın diye. Bu ikinci kız doğunca dedik ki bu kızımızı biz daha güzel bir yerde büyütelim. Hı hı. Ve kızımız doğdu.
Bir de onlar daha küçüktü. Şimdi büyüselerdi lise çağlarında filan terk edemezdik İstanbul'u. Bu Fethiye'ye geldik, Sığacık'a gittik. Ayvalık, Cunda 5-6 tane yer gezdik eşimle. Baktık Fethiye'de eğitim de güzel. Karagözler'deki ilkokulu gördük. Çocuklar işte giymişler, eşofmanlarını spor yapıyorlar filan. Dedim ya İstanbul'daki en iyi okulda, özel okulda okuyordu büyük kızım o zaman. Oradan daha iyi bir ortam. Ha dedik bu eğitim burası iyi. Fethiye aynı zamanda hem Anadolu şehri hem deniz sayfiye şehriydi. Marmaris Bodrum'u hiç düşünmedik. Ve Fethiye'ye geldik. Fethiye'nin içi kalabalık olunca daha önce burada bir tarla almıştık İncirköy'de. Ondan sonra daha çok baktık. Burayı hobi amaçlı almıştık. Ara sıra geliriz diye. Şimdi baktık oho vaktimizin çoğu burada geçiyor. Cemil Hocam böyle. Fethiye'nin içinde de oturuyor musunuz ya da eviniz var mı? Hep var var. Şeyde, mesela bizim Hello Büfe'nin orada hemen evim var. Ama orada yaşamıyorum yani. Hı-hı. Yani bir orada çatıyı bıraktım kendime. Çok mecbur kaldığım zaman. Hani orada şey yapıyorum. Oraya gidiyorum. Bir de deniz kenarında günlük kent var. Orada da yerimiz var. Oraya da eşim yüzmeyi seviyor. Şimdi hep benim istediğim ben dağları seviyorum diye bir denge kurduk. Genelde yazın Fethiyeliler İncirköy'e gelir yaylalara. Biz tersini yapıyoruz. Biz kışın İncirköy'e geliyoruz, yazın denize giriyoruz Fethiye'de. İncirköy köy müdür Fuat Bey? Ya aslında burası köydü ama yeni düzenlemeye göre büyük şehirlerde mahalle oldu. Ne ama kadar mesafede Fethiye merkeze? 20 kilometre. Üzümlü ile iç içe. Üzümlü'yü biliyorsanız. Şimdi Canlı Hoca bunları neden soruyor? Çünkü biz size komşu olmayı düşünmüştük bir ara da Canlı Hoca falan konuşmuştuk böyle. Evet, evet. Beraber gidelim oralarda yerleşelim diye. Ya işte benim projem vardı. Burada bir komün yaşam yapmak istiyordum. Ama gerçek... ben hep ona güveniyordum Fuat Bey. Yapacaksınız da oralara geleceğiz diyordum. Şimdi ama bu iyi ki yapmamışız. Buralarda oldu. Bakın işte etrafı göstereyim isterseniz. Yani şu evlere bakın. Evet. Yavaş yavaş işte ev doluyor. Şimdi yeni hedefim daha böyle sakin bir yerde. İşte biraz sonra arkadaşlarım gelecek. Eğer zaman kalırsa çok dünya cennet bir yere gideceğiz. Orada bir yer alabilirsek buraya da 25 kilometre yani Fethiye 45 kilometre uzakta bir yer. Belki orada onu gerçekleştirmeye çalışacağız. Vallahi her şey gönlünüze göre olsun. Harikasınız. Sağ olun, sağ olun. Dileğiniz inşallah olur. İnşallah. Benim kızım Noel Baba kabul etsin diye çam ağacının altına geçen gün muz ve çikolata koymuş. Biz sizin için de bir dilek şeyinde bulunalım. Sonra siz de yanınıza alın olur mu Fuat abi? Tamam. Hocam bu çamla ilgili bir şey değil. Bu çamları ben buraya 15 tane falan çam işte kendim diktim. Dalaman'da tohumdan almıştık biz. Tohum yaptık. Diktik. Köylü hep bana dedi ki yani niye bu Hristiyan ağacını dikiyorsun? Yani bu zihniyetlerle de mücadele ettik buralarda. Ama şimdi geliyorlar, aa diyorlar çamlar ne güzel olmuş. İşte binalar çoğalınca işte havayı temizliyor burası. Onlar işte hazıra konmuşlar, çamlar hep burada hazır var zaten. Ama biz işte hep demir gördüğümüz için. Evet. Bunu da antiparantez söyleyeyim dedim Cemil Hocam. Fuat abi neyi merak ediyorum biliyor musunuz? 60'a yakın yer gezmişsiniz ya hani böyle... Çok etkilendiğiniz ya da hiç beğenmediğiniz yer var mı? Burayı hiç unutmayın. Hocam en beğendiğimiz yer yaşam olarak şey Vietnam. Vietnam. Vietnam'da yaşam çok güzel. Şöyle güzel. Yani sınıf farkı yok. Hı-hı. Mesela bir işletmeye gidiyorsun. Küçük işletmelerin çoğunu kadınlar zaten işletiyorlar. Mesela bir otele gidiyorsun. Otelin müdürü oradaki temizlikçiyle şey yapıyor. Böyle bir şakalaştığını falan görüyorsun. Aa diyorsun herhalde burası bir aile şirketi mi, aile evi mi? Orada yarı sosyalizm gibi bir şey var. Yani tam böyle bir komünist sistem yok tabii de. Hı hı. Orada gördük. Mesela şakalaşıyor ama herkes işini çok iyi yapıyor. Yani suistimal etmiyorlar birbirlerini. Bir de şeyler yani bayanlar çok özgür. Mesela Endonezya, Malezya hani Müslüman ülkeler buralar. Orada da gittik gördük. Mesela şeyler dinler arasında çok büyük sorun yok. Onlar hoşumuza gitmişti.
Ve bizim gibi bizdeki kadar tutuculuk yok orada. Yani o ben şey Kamboçya'yı beğendim. Nepal'de çok ilginç. Kadınlar inşaatta çalışıyor, evde erkekler bulaşık yıkıyordu. Yani genelde hakikaten şeymiş yani. Kadınlar tuğla taşıyorlar yani. Tuğlaları böyle sırtlarına bir şey bağlıyorlar. Başlarına da hani Karadeniz'de yaparlar ya, başından da destek alırlar. Şey hoşuma gitti. Danimarka, Norveç şöyle iyi. Onlar da minimalize olmuş. Mesela Mısır'da bir otele gidiyorsun. Veya şeyde bu Sovyetlerden çıkan işte Ukrayna'da filan. Otel odaları 60, 70, 80, 100 metre koca koca dolaplar yapmışlar, biblolar yapmışlar. Ama Danimarka'ya gidiyorsun. 13-14 metrekare bir oda. Şemsiye koymuş, ütü koymuş. Yani sen orada o vazıyı kullanmayacaksın zaten. Evet. Ama o şemsiyeyi kullanacaksın. Evet, bakış açısı. Bir de burada mesela hayvanlar kaçıyor. Orada keçiler mesela kaçmıyordu. Böyle hiç şey görmemişler hayvanlar, eziyet. Yani dağlarda böyle gezerken keçilere yaklaşıyorduk. Geliyordu sana. Bu hocam. Çok teşekkür ama ediyorum. Türkiye'de güzel hocam. Türkiye'de hakikaten güzel yani şey olarak, doğal olarak güzel bir yer. Cemil hocam, ha, sesim duyuluyor değil mi? Tamam. Evet, şimdi geldi. Fuat Bey, çok güzel anılarınız var. Ama ben derslerde böyle ara ara gelip anılarınızı bizlerle paylaşmanızı istiyorum. Şimdi diğer arkadaşlarımızın sürelerinden çalmamak adına araya girdim. Bu arada ben böreklere devam ediyorum. İşte. Tamam. Her şey gönlünüzde olsun. Tüm yapıyorum. Dostlara selam. Çok teşekkürler katıldığınız için. Katılmaya devam edin. Bu arada Ergun Bey bize geçen hafta içerisinde Cuma günü Canan Hanım biraz bahsetmişti. Şu meşhur pomelo reçeli, yani Çin Greyfurt. Ben biraz araştırdım. Çok zor yapımı. O bahsetsin. Ergun Bey orada mısınız? Ses verin. Ben böreğime devam edeceğim. Dilekçim, Ergun Bey'in önünde bir koca tepsi börek var. Sana rakip. Bence de rakip. Sormayın. O benim yaptığım börekleri beğenmeyecektir kesin. Ama ben basit, kolay yapılan börekleri şu anda aslında ben de gül böreği, bohça börek ve büzgü börekten yapıyorum. Birazdan gösteririm size. Arkamda ışık sanırım engel oluyor. Valla ben jüri olarak gidip denemek taraftarıyım. Hani benimle gelmek isteyen ayrı bir arabayla varsa Ergun Bey'e de ziyaret edelim. Dilek Hanım'ı da ziyaret edelim. Cemil Hocam, benim sokağa çıkma saatim bittiği için ben herkese konum gönderdim. Benim adresime teslim. Ergun Bey, orada mısınız? Evet, bilgelik bu işte. Ergun abi, sesinizi açar mısınız? Orada mısınız? Ben açayım hemen Ergun Bey'in sesini. Hı-hı. Buradan açabilirim diye tahmin ediyorum. Tamam, açtım. Sırayla 3 dakikalık süreniz başladı. Buyurun. Tamam. Bu pomelo üçer parmak gibi önce dilimliyorum, sonra kabuğu var onun, büyük baş parmak gibi rendenin o kırtıl küçük kısmıyla onun asitlerini rendeliyorum üzerine, ama ben beyaz yapmıyorum, çok hafif rendeledikten sonra o rendenin kırtıl kısmıyla dilimliyorum üçer parmak genişliğinde ve onu bir leğene suya bastırıyorum. 3 gün suyunu değiştiriyorum. Sapsarı bir su çıkıyor. Ondan sonra biraz turunç reçeli gibi herhalde Ergun Bey, değil mi? Bilmiyorum, ben turunç reçeli yapmadım. Yani onda da biraz süzme var ama sizinki başkaymış. Buyurun. Sonra onu sıktıktan sonra suyunu dilediğiniz büyüklükte, parmak büyüklüğünde falan doğruyorsunuz. Ve kaynatıyorsunuz. 5 dakika kaynadıktan sonra söktürüyorsunuz. Soğuk suya tutuyorsunuz. Tekrar sıkıyorsunuz. Tekrar 5 dakika daha kaynatıyorsunuz. 3 kere 5 dakika kaynattım ben. Suyunu sıktım. Sonra 13'e 5 oranında 13 bardak şeker, 5 bardak su oranında
şurubu hazırlıyorsunuz. Ölçüyü bir daha verir misiniz? 13 bardak şeker, 5 bardak su. Evet. Reçel kıvamına almaya yakın o pomeloları içine boşaltıyorum ve bir limonun suyunun tamamına yakınını sıkıyorum içine. 5 dakika falan da artık pişmiş oluyor, kıvamını almış oluyor. Söndürüyorsunuz. Uzun süre kalacaksa ya da bir yerlere gönderecekseniz sıcak sıcak şişeye, diğer her şeyde olduğu gibi şişelemelerde, hatta tencerenin altını söndürmeden şişelemeyi yapıyorsunuz ve kapağını kapatıp ters çevirip koyuyorsunuz. O onu bakımlıyor diyorsunuz. Uzun süre o zaman kalıyor. Ben bunu Uludağ Üniversitesi Müzik Bölümü Başkanı Profesör İsmail Hocam, İsmail Bozkaya Hocam çok seviyor. Ben buna ona yaptırıp gönderiyordum. Bu sene yapan hanım gitmiş. Dolayısıyla evde yolun, pazar yolu üzerinde olduğu için gelip geçenler merak ediyorlar, alıyorlar filan. Hanımın birisi istedi. Reçel yapmayı biliyor musunuz dedim. O bana tarif etti. Ben ufak tefek suyun oranında değişiklik yaptım tabii ki. Siz tarçın da ilave edebilirsiniz. Ben böyle yaptım. Şeker oranı düşük sanırım. Sizin yaptığınızın Canan Hanım'la konuşmuştuk da şekeri hiç hissedilmiyormuş ha? Vallahi bilmiyorum ben. Şu anda ekranda da pomela Çin greyfurtunu görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir şey. Değil mi Ergun Bey? Ekranda görüyorsunuz. Cemil Hocam verdi. Evet. Meyvanın Ergun görüntüsünü. Ergun Bey. Efendim. Bir sormak istiyorum. Ergun canım. Ergun. Ayşen Hanım. Ayşen Hanım. Şimdi şeker oranını öğrendik de bu şeker şeker pomoline göre biz deriz. Valla onun büyüklüğü şimdi meraklıları alıyorlar ben varken yokken. Büyükleri 1-1,5 kilo gelen kadar büyüklükte oluyor. Onları almışlar. Bana kalanlar, benim yaptıklarım şöyle nasıl büyüklükte? 600-700 gram büyüklüğünde. Ben onu 5 tanesine yapmıştım. Sonra baktım ki şurup az. Sonra ayrıca başka bir tencerede tekrar şurup yaptım. Çünkü tamamen kuru. Mesela Canan Hanım'ınkinde hiç şurup yoktu. Kupkuruydu. Ama biraz da içinde reçeli şeyi, şurubundan olması lazım. Ben ayrıca ilave ettim. O 13 oranı o 4-5 tane normal boydaki pomelaya az geliyor. Onu kendiniz ayarlamalısınız. 13'e 5 oranında onu çoğaltmanız lazım. Büyüklüğüne göre tabii ki. Hani normal orta boy 4 tane diyebilir miyiz? Evet. Orta boy. Tamam. Yani buranın turuncu meşhurdur ama tatlandırmanız aynı şeye turunca benziyor. Hani suda dinlendirmeniz, haşlayıp değiştirmeniz suyunu. Evet. Yapacağım Ergun. Renk olarak da benziyor zaten. Ama ben ilk defa yaptım. Daha önceleri başkası yapıyordu. Mevcut kaldığında yaptım. İlk defa. Ergun Bey, bu bardak su bardağı mı? Su bardağı, evet. Benim bunu çok beğenmemin sebebi aynen şekerleme gibi. Arkadaşlar bakar mısınız? Şerbet falan hiçbir şey yok. Bunu ortadan isterseniz kesin ve kahvenin yanına koyun, yani herhangi bir şeyin içerisinde. Ne bileyim, likörün yanında, kahvenin yanında, her şeyin yanında. Yani böyle sanki hani mangonun ya da papayanın kuru pomidorları satılıyor ya, onlar gibi. O kadar nefis gidiyor ki. Evet, likör deyince likör tarifimiz sonra hocam. Yani bu küçük küçük doğranıp keklere falan da konulabilir. Tabii. Peki, Ergun Bey, bu meyve sadece sizin bahçenizde mi bulunur yoksa pazarda bulunur mu? Bugün pazarda gördüm hocam. Gayet güzeller. İri iri. Bugün pazarda var ama benim bahçedekilerin
büyüklerini almışlar. Şimdi ben onu biraz sonra hepsini tamamını toparlayıp sizlere de şey yapacağım. Keşke daha önce de Ergun Bey. Ergun Bey sağ olun. Ergun Bey. Efendim? Bu şey var ya bizim çaya koyduğumuz bergamut. O bergamutun reçeli de sizin bu tarif ettiğiniz gibi oluyor aynı. Evet. Onu bilmiyorum ben. Aslında bu konularda çok iyi değilim. Dediğim gibi ilk defa yaptım ben bunu. Mecbur kaldığım evet. için ilk defa yaptım. Yoksa ben bu reçel şeyleri bergamut yaptım. Da aynı. Bergamut evet. reçeli de öyle. Renk daha beyaz oluyor. Bunun evet. rengi biraz turunç gibi. Kaba limondan da çok güzel oluyor. Aynı turunç gibi. Evet doğru. Beni ekranda evet. görüyor musunuz? Ben size bir tane gösteriyorum. Bakın. Evet görüyorum. Evet evet. evet ben, yapalım, ben, bunu evet. yemesini de çok seviyorum. Greyfurt gibi soyup kalın kabuğunu da alıp içerisini yemesi keyifli oluyor. İki adresimiz oldu. Evet. Rendelediğimiz dış kabuğunu kavanoza koyup üzerine zeytinyağı koyduğumuz zaman çok güzel aromatik bir yağ elde edebiliyoruz. Aa çok iyi. Tabii. Evet. Börek konusunda da ben bir tepsiye 800-900 gram, 1 kiloya yakın kıyma kullanıyorum. Çünkü of. Hamur yemiş oluyorsunuz. Kıymalı da kıymanın kilosu çok pahalı. Tansiyon tansiyonu dedim ya dikkat etsin. Evet. Ergun Bey kıymalı yapar diye söylemişti. Şimdi hayır bakın Dilek Hanım ben otlu böreği de seviyorum ama otun yıkaması doğraması zor geliyor. O zor. Onu da bulaşık makinesine atıyorlar. Orası da var tabii. Vardır bir pratiği. Onu bilmiyordum. Bak ben de bilmiyordum. Ben... Hocam siz öyle mi yapıyorsunuz ki hocam? Valla şimdi ben aklıma geldi işte. Ama belki de oluyordur yani. Ben. Hayır yapan var Cemil hocam. Vardır değil hocam, mi? Hocam yıkayan var. Evet. Düşündüysem yapan vardır. Evet. Çamaşır makinesinde yıkanabilir. Kanal falan öyle yapanlar varmış ama sağlıklı değildir herhalde hocam değil mi? Ama deterjan olmadan deterjan su. Zaten canım. Sıcaklığını ne yapacaksın hayatım? Şey yok. Sıcaklığını ne yapacaksın? Kısa programda yıkanmaz. Uzun program alman gerekiyor. O zaman da sıcak erir, biçer. Sanırım önce çamurunu ısıtacaksınız. Sonra bir daha yıkayacaksın. Sıcaklığı bırakın. Arkadaşlar su sıkıntısı var. Doğru. Ahmet Tanga şu an programda mı? Ben ellerim batık olduğu için bakamıyorum. Ahmet abi. Evet evet programda. Tabii tabii programda. Ahmet Tanga. Buradayım. Hoca mısınız? Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Bu arada özür dilerim. Ergun Bey tarifiniz bitti mi? Ben öyle yapıyorum yani. Veya ne olursa olsun. Güzel. Koymak lazım. Tamam. O börek pişmiş mi Ergun Bey? Hayır. Onu pişirecek. Tamam. Fırına gidecek fırına. Bu arada ben farklı şekillerde börek yapıyorum. Ama özünde börek börektir. İster bunu bolça yapın, ister gül böreği yapın ki ben şu an onlardan yapıyorum. Üzgü börek yapıyorum. İşte sarma börek yapabilirsiniz. Önemli olan nasıl yaptığınız değil. Dostlarınızla, keyifle, sağlıklı yemenizdir. Böyle vakit geçiriyoruz. O yüzden şimdi ben konuşma sırasını Ahmet Bey'e vermek istiyorum. Ahmet Bey biliyorsunuzdur belki sınıfımızdan da diş hekimi kendisi ama bugün Ahmet Bey'in diş hekimliği dışında onun diğer özelliklerini duymak istiyoruz. Biliyorum ben biraz ama kendisinden duyalım. Doğa severliğini, kitap okumasını ve ne anlatmak istiyorsa. Şu anda
da mikrofon Ahmet Bey'de. Buyurun Ahmet Bey. Efendim hepinize iyi günler diliyorum. Evet. Güzellik, sağlıklı, COVID'siz yaşam diliyorum. Kendimden bahsetmek zor tabii. Ne anlatacağımı bilmiyorum ama işte bu işe gelmiş bir diş hekimiyim. Şu an keyfim yerinde. Torunum kızım yanımda. Onlar da bize yakın bir yerde tuttular. COVID nedeniyle birlikteyiz. Ahmet abi peki Fethiye'de misiniz? Torunum güzel misiniz? Ben Fethiye'deyim. Yani günlük kentte yaşıyorum. Tamam geldiniz. Hoş geldiniz o zaman. Epeydir buradayım. Yani güzel. Keyfim yerinde. Başka doğayla ilişkilerim yani biraz utanarak iyi var. Ben biraz av merakım var. Avcılık yanım var. Ama son zamanlarda avcılara karşı yapılan şeylerden onun için de bu sene ve geçen sene ava ara verdim. Herhalde bundan sonra fotoğraf makinamla çıkıp resim çekmeyi düşünüyorum. Çok güzel. Fotoğrafçılık da var o zaman. Profesyonel olarak mı? Hobi olarak mı? Hobi olarak. Anladım. Bizim içimizde profesyonel anlamda fotoğrafçılık yapanlar da var. Birazdan onu da dinleyeceğiz. Evet, başka neler neler? Ahmet Bey, dinliyoruz sizi. COVID olmadan önce keyfimiz çok daha iyiydi. Her pazar Telmesos yürüyüş grubuyla bir parkurda yürüyor düzenli olarak. Çok güzel yerler var. Yani bu Toroslar Fethiye'nin çevresinde Antalya ile Dalaman arasında epey parkur yürüdük. Çok güzel. Yani gerçekten görünmeye değer çok güzel yerler gördük. Onun dışında okuma merakım var. İşte kitap okuyorum. En son Darun Acemoğlu'nun... Ne tarz kitaplar? En son. Daha evet. Darun Acemoğlu'nu okudum en son. Hı hı. Yani oldukça güzel bir sosyolojik değerlendirme. Evet. Dünyadaki geri kalmışlıkla ileri ülkeler arasındaki tarihsel değerlendirme yapıyor. Hangi kurumlar öne çıkıp hangi kurallar öne çıkmışsa o ülkelerin daha iddialı. Yani oldukça güzel. Yani ortak aklı kullanan ülkelerin yol aldığı, demokratik kuruluşlarını oluşturan ülkelerin demokraside ve toptan kaldırmasında ve huzura ulaşmasında ciddi yol aldığını görüyoruz. Despotik rejimlerin daha kötü hallerde oldu. Biz de içindeyiz. O değerlendirmeler. Homo sapiens şeyi okudum. Harari'nin iki kitabını. Çok beğendim. Bu çok güzel. Gerçekten yani nasıl bir nesil soy biyolojik olarak nasıl evrilmişiz? Ve bugünümüz nedir? O konularda da güzel şeyler var. Sırasıyla. Bunun dışında el beceri çok kötü. Mutfak şeyimde felaketi. Yani mutfağa girdim. Ama böreği izlediniz mi? Börek kolan. Bak böreği öğrendiniz değil mi Ahmet Bey? Onu hanıma... Benim yaparsınız hanıma. Evet, hanımla birlikte deneyeceğiz ama beni genelde mutfağa sokmaz. Çünkü ortalık savaş yerine dönüyor. Ama işte o, bütün mesele orada. Benim becerdiğim mesela salamura şeyleri bana ait. Zeytinimi yaptım. Yeşil ve siyah bu sene. Turşu kurdum. Sirke yaptım. Yani onlar bana ait. Onları becerdim. Bir de alkollü şeyler konusunda işte yaptığım şeyler var. Rakımı yaptım.
Yılbaşına hazırsınız yani. Hazırım, evet. Konumu bekliyoruz. Çok güzel. Tabii. Yani mutluluk duyarım. Ahmet abi, şaka bir yana, durum aslında bu, Dilek benim... abla, şey Dilek Hanım, bir sonraki derslerimizde hani bu sirke yapmaktır ya da ne bileyim hani buna benzer yetenekleri almak lazım. Rakı yapmayı mesela ben merak ederim hiç şey kullanmadan. Şarap yapmak, rakı yapmak. Şarap yapmak. Aynen aynen. Çok önemli. Çok merak ettim ben de. Formül istiyoruz. Arkadaşlar likör de yapalım. Likör. Likörü ben yaptım. Meyve likörleri var çok şu anda. Bak işte. Aynen öyle. Önümüzdeki sezon için beceri dersine acayip fikirlerimiz var. Bunu Cemil Hocam'la konuşacağız. Hatta ben paylaştım biraz ama o daha henüz sürpriz. Toplantımızda karar aldıktan sonra beylerin de katılacağı bir beceri dersi olacak. Bayanlar da çok şey öğrenecek, beyler de çok şey öğrenecek. Daha etkili, daha güzel bir ders olacak. Hep böyle örgü, dikiş vesaire olmayacak. Tabii onları da seviyorsunuz biliyorum. Dilek Hanım, tiyolar geldi. Herkes lekini onlar kafa dağıttırıyor ama biraz. Yürekten Ahmet Bey, o rakı formülünü istiyoruz ama. Bak eşim istiyor. Likörü yaptım geçen sene. Bu sene yine bir ağacım var. Kumkuat oldukça iyi kumkuat var. Onlardan çok güzel, aroması müthiş bir likör çıktı. Evet. Mandalina'nın tam zamanı mandalina likörü yapalım. Ya yapalım. Yeni dönemin başına Dilek Hanım ne olur bunları programa alalım. Valla yapalım. Bunu not aldım hocam. Bu bende, bu olay bende. Tamam Ahmet Bey, bu görevi size verebiliriz ona göre ha. Yani sirke İyi çalışın yapmak, dersinize. Likör yapmaktır. Ben likör yapanları da biliyorum biraz. Evet. Siyah yapan Mersin'den denedim. Çok güzel oldu. Yalnız biraz sert oldu yani aroması. Fakat harika bir şey oldu. Siyah yaban Mersin likörü. Vişne likörü. O da çok güzel oluyor. Siyah yaban Mersin'e evet, de var. Yani. Yaban Mersin likörünü denemeyi, onun aromasını geliştirmeyi, belki alkol oranını falan değerlendirerek, ama o çok dikkate değer bir soru oldu. Ahmet yani, abi çok teşekkürler. Dilek Hanım da müsaade ederse, bu rakı yaparken dışarıda satılan bir takım malzemeler var, hani içine koyuyorsunuz, onlarla mı yapıyorsunuz? Evet, hazır kit var. Kit de yapıyorsunuz. Var. İşte rakı aroması var. Evet. Bunlar hep ölçekli. Ondan sonra aldığınız etil alkol, yani güvenilir bir yerden. Ama bu alkol bulmak sorun mudur şimdi Ahmet abi? Siz sağlık çalışırsınız, kolay bulursunuz ama eskiden satılıyordu Migros'larda filan. Şimdi zor. Biz onu benim bitişi komşum İzmir'de İş Bankası müfettişi. O İzmir bağlantılı bir firmadan güvenilir şekilde ondan evet. Ahmet Bey. Efendim. Ahmet Bey. Alkol, metil alkol. Ne tercih ediyorsunuz? Etil. Kamıştan mı, hububattan mı? Hangisi daha iyi oluyor? Efendim, tarım alkolü yani hububat sanıyorum. Evet. Bu yurt dışı menşeli var bir tane. Herhalde Bulgaristan bu konuda oldukça iyiymiş. Bir Ankaralı bir firma getiriyor bildiğim kadarıyla. Biz oradan sipariş ediyoruz. Kargoyla alıyoruz işte. Beşer litrelik bidonlarda. Benim kardeşim evde rakısını yapar da ben de yıllardır ama bekarlığımdan itibaren turunç ve vişne likörü yaparım. Her yıl evde tüketilecek olanı yaparım. Süper. Daha farklı, ikram etmek de daha farklı tabii değil mi? Evet. Evet. Nane likörü o da çok güzel oluyor. Onu yeşil. Rengini nasıl veriyorsunuz? Taze nane koparılıp hemen alkole yatırıyorsunuz. Bir iki gün bekletiyorsunuz o alkolde. O yemyeşil yani berrak harika bir renk veriyor.
Ve içindeki naneler de soluyor kendiliğinden. Yani iki gün içinde onu süzüp alıyorsunuz. Ondan sonra onu dilüye edip şeker katıp şekerliyorsun. Evet. Evet. Ahmet Bey ben de sizden kumkuatın tarifini WhatsApp'tan yazarsanız çok sevinirim. Çünkü şimdi tam da zamanı. Çok fazla evet. Da ben o meyvesini de çok seviyorum ama likörü çok ilgimi çekti. Hakikaten çok seviniriz. Evet. Ben de WhatsApp gruptan atsın o zaman mümkünse tabii. Ahmet Bey. Yani WhatsApp Bey, gruptan atarsanız yılbaşı öncesi büyük mutluluk yaratacaksınız. Tabii. Yani kumkuat benim kendi burada bir ağacım var. Oldukça da verimli. Yani pütür pütür üstü. Oradan toplayıp ilaçsız yine de bir yıkadıktan sonra onu bir kavanozu yani yapacağım kavanozun içine işte meyvesini koyuyorum. Ondan sonra üzerine azıcık şeker koyup onu bir 24 saat kadar öyle alkolle dönmesi için yani onun bir alkole şey evrilmesi için aha. Beklettikten sonra içine alkol koyuyorum. Alkolde bekletiyorum bir 2-3 gün. O zaten aromasını ve şeyini iyice alıyor. Ondan sonra üzerine işte mesela 90 küsür derece alkoller. Bunu bir ölçek alkole 3 ölçek su koyarak dilüye edip ondan sonra kapatıp bekletiyorsunuz. Bir 15-20 gün sonra o şeyine de kıvamına bakıp tadına bakıp şey yaptıktan sonra süzüyorsunuz, alıyorsunuz dinlenmeye. Yani çok zor bir şey değil. Ahmet abi, mesela alkolü hani tereddüt de ediyorsunuz, piyasadan bulmak da zor. Onun yerine vodka'dır, başka bir şey konulabilir mi? Çok daha pahalıya mal olur. Mal olur. Olur tabii. Yani vodka çok pahalı. Ama şimdi onlarla yapacağınız şeylerin gerçekten maliyeti çok olur. Cemil Bey. Efendim. Cemil Hocam. Efendim Ayşe. Likör yapıyorum ya. Aha. Onları ya vodkayla ya da cinle yapıyorum. Hmm. Onun için de her sene giderim ucuz içki almak için, kaçak içki almak için. 2 sene önce kardeşimin alkolünden koydum. Ahmet Bey şimdi anlatıyor. 1:3 oranında inceltilecekmiş alkol. Ben öyle koyduğum için onlar benim kavanozlar dolusu duruyor. Zehir gibi oldular. İçine su koysam rengini açıyor likörün. Daha sonra şey koymaya düşündüm. Koyayım bari dedim. Olur mu acaba Ahmet Bey? Yani zehir yuttuğunuz evet o duruyor. Şimdi siz direkt alkolü öyle seyretmeden yaptıysanız o aşağı yukarı sert içkinin de iki misli sertlikle olur. Sert değil. Yani sert tarafınızı tutuşturuyor. Hiç kimse içmiyor. Alkol. Alkol içiyorsunuz. Saf alkol. Şu anda saf alkol olarak tüketiyorsunuz. Evet. Koronaya bire bir koronaya. Çünkü likörde sert olması bile 10 derece bir alkol yeterli likörde. Ona göre işte evet. 90 derecelik şeyi buna göre seyreltmeniz lazım. Evet, siz neredeyse onu 8 kat seyreltip koyacaksınız. Likörü yaptıktan tabii. Sonra seyrettiğiniz zaman rengi bozuluyor. Şöyle alkolde meyve rengini ve tadını verdikten sonra işte 2 hafta içinde falan bunun o bekleme süresini meyveyi süzmeden su oranını katıp yani bu alkolün derecesini düşürüp ondan sonra süzüp alacaksınız kenara bekleteceksiniz. Öyle yapıyorum. Normal likörleri öyle yapıyorum. Yani tadımcı birisini buluyorum alkolden anlayan. İşte o biraz koyun ya da iyi falan diyor. Bu eskiden. Onları öyle yapıyorum ama bu direkt o 90 derece alkolü koyduğum için hiçbir zaman seyrelmiyor o. Yani vişnenin esansı gidiyor, kokusu gidiyor, aroması gidiyor falan. Onu düzeltemedim. O öyle duruyor. Evet. Ayşen Hanım ben bu sene ilk defa yaptım vişne likörünü. Derya Hanım bana tarifini vermişti. Bu kadar güzel bir likör oldu ki ben yani kendi yaptığımla övünüyorum böyle.
Ben 2 ay beklettim. Yani 2 kilo vişneyi 1 kilo şekerli 2 ay beklettim. Sonra vodkasını kattım. Ben de Migros'tan 700 mililitrelik vodka aldım, kattım. Bakın hatta burada yanımda göstereyim diye getirdim. Çok çok güzel. Tamam. Rengi, her şeysiyle harika oldu. Derya Hanım'ın tarifi muhteşemdi. Ben aynı birebir ona göre yaptım. Vodka zaten normal doğalda 40 küsür derece bildiğim evet, kadarıyla. Dolayısıyla o seyreltik oluyor. Tabii. Saf alkolle yaparsanız onu mutlaka diluye etmeniz lazım. Ama şimdi kumkotu yapacağım. Canan Hocam siz de WhatsApp'ta paylaşır mısınız? Tabii tabii ben paylaşayım. Paylaşayım. Teşekkür ederim. Şey oldu, belki sizin için de şöyle bir çözüm olabilir. O çok keskin olan hangi meyveden yaptıysanız bir körü onu alkol olarak tekrar kullanabilirsiniz belki. Evet. Canan Hanım. Efendim. Vişneyi ve şekeri alkollar sonra mı buluşturdunuz? Önce şeker ve vişne 2 ay bekledi cam kavanozda karanlık bir yerde. Ama ben de yaptım. 2. senedir yapıyorum. Bütün malzemelerini koyuyorum. Karanlık bir yere bırakıyorum onları. 2 ay, 3 ay süper bir şey oluyor gene. Evet, internette var. Hepinizin lazım. Hangisi daha iyi? Acaba mısınız alabilir miyim hocam? Canan Hanım. Demir Hocam. Tabii hocam, Dilek Dilek Hanım sizin ders zaten, buyurun. Şimdi börek işlerim bitti. Bana izin verin lütfen. Görmedik börekleri. Ama ben gösterdim aralarda, çıkınca göstereceğim. Hatta şu anda bir tanesi çıktı. Şu anda görebiliyor musunuz? O hazır. Ben göremedim. Ha, konuşuyorum. Görmüşsünüzdür. Bu basit bir börek. Beylerin bile yapabileceği. Diğerleri de fırında pişiyor. Konu bu değil. Konu bugün hanımlar 8 haftadır konuştu. İnsaf hanımlar. İnsaf beyler konuştu. Ben onlarla ilgili bir liste yaptım. Kimisi abi, video yolladı. Kimisi sohbet edecek. Kısa kısa çünkü yaklaşık 15 tane erkek arkadaşımız var. Çoğu derslere katılmadı. Onlar konuşamadılar. Bir sessize alalım sizleri. Bir onlar konuşsun. Aynen. Çünkü yapmak istediği şeyler programda. Mesela bir tane videomuz var hocam. Önce o videoyu alalım. Herkesi sessiz alıp videoyu izleyelim. Adem Bey'in bir videosu. Tamam. Adem Bey orada mısınız? Şimdi sessizlik Adem Bey, lütfen. Videoyu koyabiliyor musunuz hocam? Hemen koyacağım. Bir saniye. Tamam. Bu arada Adem Bey orada mısınız? Sesler kapalı mı? Hepsi. Ben biraz önce gördüm Adem Bey'i. Adem Bey çalışıyor. Biliyorsunuz kendisi Yavuz Sürücü Kursu'nun sahibi. Orada da Zoom'la eğitimleri var, devam ediyor. Ama bunun dışında Adem Bey de Fuat Bey gibi İncirköy'de yaşamını devam ettiriyor. Tabii şu anda onun mikrofonu kapalı. Cemil Hocam, Adem Bey'in sadece mikrofonunu açalım. Diğer Adem, mikrofonları kapatalım. Adem Bey kendisi açabiliyor galiba. Bakayım. Adem Bey, sol en altta solda mikrofon işareti var. Ona basabilir misiniz lütfen? Sizinle de kısa bir sohbet yapalım. Diğer arkadaşlara haksızlık olmasın. Çok uzun tutarsak alttaki beyler. Mesela Hüseyin Bey ayağı rahatsız olduğu için çıkmak zorunda kaldı. Az önce yazdı. Adem Bey, altta mikrofona basar mısınız? Sesim geliyor mu? Şu an duyuluyor. Tamam geldi. Evet, şimdi ben geliyor. Videonuzu açayım sizin Adem Bey bir taraftan. Evet. Tamam. Adem Bey diğer tarafa oturun. Görüntünüz karanlık çıkıyor. Kendinizi ters tarafa. Şöyle şey yapayım ben. Senden ne şimdi gayet. Önce videoya isterseniz bakalım beraber. Evet. Tamam. Siz bir taraftan konuşabilirsiniz de video sesli değil herhalde hocam. Sesli değil mi? Üzerine konuşabilirsiniz daha rahat olur. Hayır, hayır, nerede çektiniz? Ne yapıyorsunuz? Bence de. Tamam. Ben de İncirköy'deyim. İncirköy ile Üzümlü arasında bir yerde
bir bahçemiz var. Küçük bir evimiz var burada da. Ben de hanım ağırlıklı olarak çalışıyor ama iş dışında hanıma yardım ediyorum. İncirköy ve Üzümlü Ovası ayaklarımızın altında. Meyvelerimiz ve sebzelerimiz var. Onlarla uğraşıyoruz. Yazın sebze ağırlıklı. Meyvelerimizi de bakarak meyvelerle uğraşıyoruz. Hemen hemen bütün meyvelerden var. İncirimiz, üzümümüz, şeftalimiz, elmamız, ayvamız, hepsi burada hemen hemen var. Çevremizde de incir ağaçları, çam ağaçları ile çevreliyiz. Evet, incir köyde oturmak ya da köylerde oturmak metropolden gelen birçok insanın için tercih ettikleri bir yaşam şekli. Örneğin Fuat Bey'de olduğu gibi. O yönden siz de çok şanslısınız. Doğayla iç içe, hafta arasında zaten Fethiye'de çalışıyorsun. Hafta sonu spor yapmış oluyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz. Tavuklarınız vardı bu arada. Onları görüyoruz. Var, kümesle uğraştık. Tavuklarımız var. Şu anda azaldı ama tavuklarımız 30-40 tane kadar tavuğumuz oluyor. Hindimiz var. Bu arada onların yemleriyle, onların yiyecekleriyle, sularıyla bu şekilde uğraşımız var. Çok hastalık güzel. Geçtiği zaman gezebileceğimiz ne kadar çok yer varmış, bunu da öğrendik. Ya ben bütün arkadaşlarımı da buraya davet ediyorum yani. İstedikleri zaman gelebilirler. Hastalık geçti. Bu şekilde bir yemliğimiz var. Uzun bir yere, uzun süre ayrılacağımız zaman burayı dolduruyoruz. Olduğu gibi aşağıdan yemlerini yedikçe yukarıdan yem aşağıya akıyor. Onlar birkaç gün böyle idare edebiliyor. Siz mi geliştirdiniz o sistemi? Evet. Yani birinden gördüm, bu da yaptık. Çok akıllıca olmuş. Bu şekilde. Şimdi Adem Bey'e ben günlük yaşamınızdan kesintiler gönderebilir misiniz? Şöyle küçük bir video dediğimde Adem Bey hanımına vermiş telefonu ve o kadar güzel çekmiş ki ilk gelen videolardandı. Sesli aslında o. Ben onu gruba da atacağım sonrasında. Ben çok duygulandım. Çok hoş. Köy ortamında doğal. Teşekkür ediyorum o anlamda. Yanda zeytin ağaçlarımız var. İşte boşlamıyoruz. İş bitmiyor burada. Topraktır, taştır. Her türlü işimizi burada bu şekilde devam ettiriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bu güzel videonuz için, katılımınız için sizi daha yakından tanımış olduk. Sürücünüzdeki Adem Bey dışında köy hayatınızla, ev yaşantınızla siz tanıdık. O anlamda teşekkür ediyoruz. Hep imrendik bugün, hep imrendik o yaşamda. Aynen. Canlı hocam, hastalıklar geçince oraya bir gezi düzenleyeceğiz galiba. Ne dersiniz? Evet. Arkamızda şöyle bizi orayı gösterebilirim. Çok bizim novasını. Arkada hemen evimizin yanlarında. Ağaçların içindeyiz böyle. Evet. Yaşamımız. Evet. Ben Halk Eğitim Müdürlüğü'nden emekliyim. Dinliyor musunuz? Duyuyoruz. Evet. Evet. Ben sınıf öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, işletme fakültesi, turizm ticaret olmak üzere, şimdi bu 4. üniversitem, Dalaman Üniversitesi olmak üzere hayatımızı böyle okumakla geçirdik. Ne güzel ya. Harika. Emekli olduktan sonra da bu tür işlerle meşgul olmaya başladık. İki çocuğum var. Bir kızım, bir oğlum. Oğlum iş yerinde beraber çalışıyoruz. Kızım da İngilizce öğretmeni. Isparta'da bulunuyor. Maşallah ya.
Gezmeyi, ben de çok gezmeyi seviyorum hanımla beraber. Epey gezilerimiz oldu. Türkiye'nin birçok yerini gezdik. Bu arada yurt dışı ile ilgili olarak da Avrupa ülkelerini, İngiltere, Kuzey İrlanda, doğudan da Afganistan'dır, İran'dır. Oo. Bu tür yerlerde gezilerimiz oldu. Çok güzel. Güzel de geçti ama tabii bu pandemi döneminde artık bu şekilde İnciköy'deyiz şimdilik. Çok güzel. Evet. Herkese teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun Adem Bey. Şimdi Kenan Bey orada mı acaba? Biraz da Kenan Bey ile konuşsak. Kenan Bey, sesi açar mısınız? Görmedik herhalde. Ha. Kenan Bey, sanırım ses problemi var. Biraz sizin sesiniz az geliyor. Gelmiyor mu? Çok az geliyor derinden. Mikrofona doğru yaklaşırsanız biraz daha. Kenan Bey. Efendim? Ha, şu an biraz daha iyi ya. O Kenan Bey şu anda bilgisayardan konuştuğu için malum bilgisayardan konuşanlarda biraz ses problemi oluyor. Sizi tanıyalım. Şu anda korona dönemi emlak işleriyle uğraştığınızı biliyoruz ama emlak dışında neler yapıyorsunuz? Peki bu dönemde korona döneminde emlak piyasası ne duruma düştü? Şu anda ev almalı mıyız ya da yer almalı mıyız, almamalı mıyız? Artık siz konuşun buyurun. Vallahi yani para olduktan sonra alınabilir tabii. Birinci şey paranın olması. İkincisi tabii çok talep var. Yani Fethiye şu anda çok talep gelen bir yer. Genellikle zaten işte İstanbul, Ankara, hatta İzmir ağırlıklı büyük şehirlerden çok gelenler var. Bundan dolayı da talep olunca fiyat artması da bayağı oldu Fethiye'de. Yani hiç beklenmedik fiyatlar gelişti. Dediğim gibi şu anda en küçük evler artık 300-400'den aşağı ev yok zaten. 400'den aşağı bir artı bir ev yok. Onlar öyle. Ben çok bunu hobi olarak yapıyorum. Yani çok profesyonelce yapmıyorum. Daha önce işte birkaç tane inşaat yapma denemem olmuştu. Daha sonra evde boşta durmak üzerine. Hem de biraz sosyal çevre olsun diye emlak danışmanlığı yapıyorum şu anda. Evet. Diğer arkadaşlar tabii anlattılar. Onlar çok güzel şeyler anlattılar. İşte doğalı işle falan. Bende de o tür beceriler yok. Yani bir bahçede böyle oyalanayım dediğim onları yapamıyorum. Ama Kenan Bey bir özelliğiniz var. Ben onu atlayamayacağım. Kenan Bey yüz yüze eğitimi yaptığımız dönemlerde halk oyunlarında en iyi oynayan beylerden biriydi. Şimdi Allah için Mehmet de vardı. Kenan Bey çok dikkatli ve seviyordu. O onunla ilgili anınızı anlatayım. Neden? Çok, yani çok severek yaptığım bir şeydi o. Üniversite zamanında biz 80 dönemlerinde okuduğumuz için o darbe dönemlerinde dolayısıyla bir halk oyunu ekibi falan kurulmuştu üniversitede. Daha sonra yasaklar geldi. O yasaklardan dolayı okul bünyesinde yapamamıştık. Başka bir okul bünyesine gittik. Orada da tekrar işte yasak konuldu. İlk öğrendiğim oyun Diyarbakır oyunuydu. Keyifle de yapıyordum. Daha sonra Bitlis oyununa başladığımızda işte yasaklardan dolayı engellenmiş olduk. Onun için uhdeydi yani. Ne güzel başlamıştık ama COVID-19 ne yazık ki o şeyi elimizden aldı. İnşallah ileriki günlerde İnşallah. Mehmet de devam eder. İnşallah. Evet. Onun şimdi. Evet, buyurun. Sözünüzü bölmüş olmayayım. Yok, onun dışında çok fazla yaptığım bir şey yok. Yani hamur işleri, otur işleri eşim yaptığı için ben de mutfakla pek alakam yok. Yine arkadaşların dediği gibi işte zeytin biraz yapıyorum. Yani elimden gelen en iyi beceri. Bir de turunçlu reçeli yapıyorum. Onun da şekerleme kısmını... Turunçlu reçeli çok zordur yani. Ben onu çok keyifle yapıyorum. Yani o bitmesine kadar onları yapıyorum da. Ama tekrar onu pişirmesi ve şey kısmını eşim yapıyor. O taraftan evet. Beceremiyorum yani. Başka beceri de çok fazla yok yani. Yaz olduğu zaman deniz özellikle en büyük hobim. Denize girmek. İşte bir de boş zaman bulduğumu bisikletle falan geziyorum. Ne abi memleketiniz mi yoksa siz de Fethiye'ye başka yerden mi geldiniz? Ben İstanbul'dan geldim. Ben esas İzmir Karşıyaka'lıyım.
İşte 17 yaşlarında okumaya gittik İstanbul'a. Orada kaldık yani. Hayat, yaşam, iş hayatım orada oluştu. Zaten okul bittikten sonra kendi iş yerime kurmuştum ben. Diş hekimliği cihazlarının üretimini falan yaptık İstanbul'da. Daha sonra işte dedik artık yani bu hayat İstanbul'da çekilmeyecek. İşte 50'li yaşlarda da başka bir dünya yok diyerek buraya tesadüfen gelmiştim ben. O yani yerleşme kararı almadan önce. Yani geldiğimizde hep Ölüdeniz tarafını falan görüyorduk. Yine böyle geze geze gelirken en son çok tesadüfen yine ben yani Fethiye'yi düşünmezken bir tekne turundan çıkarken işte Marmaris mi yakın Fethiye mi diye bir arkadaş sorduğumda benim peşime takıl gel dedi. Onun da işi falan vardı yanında. Onun peşine takıldı. Çalışarak geldim ben. Daha önce hep geldiklerinde Ölüdeniz. Yani Fethiye'ye ben Ölüdeniz olarak biliyordum. Sonra baktım işte bizim İzmir Karşıyaka'ya çok benziyor. Yine deniz kenarı falan. Yani o tesadüfen geldiğimizde Fethiye'yi çok beğendik. Yani resmen aşık olduk gibi. Dedik işte emekli olur olmaz geleceğiz. Eşimin de emekliliği şansına onun babası genç yaşlarda işte onu 15-20 bir sigorta yapmış. O çocuk borçlarını 4 sene önce alabildi eşimin emeklisini. Ondan sonra iş yerime ortak vardı zaten ortağım. Ben dedim sen de kalsın. Yok dedi. O da ben de istemiyorum. Yani şirketi bir başkasına devrettik. Atladık geldik buraya. Çok memnun oldum. Keşke daha önce gelebilseymişim. Ne güzel yani, bir hikaye ya. İstanbul'da bildiğinizde mücadele ediyormuşuz yani onlarda. Sonra çok teşekkür işte, ederiz. Bir hayat çok benziyor. Büyük oğlan oradaydı. İş falan güzeldi onun da. Orada çalışıyordu. Küçük oğlanı ben de lise döneminde getirdim. Alışması iyi oldu burada. Büyük oğlum da daha sonra ben de yapamayacağım İstanbul deyip geldi. Evlendirdik burada bir kızla. Küçük oğlan üniversiteyi bitirdi. Yanımızda bir baktığım dolayı çalışmış. Ama şu anda işte iş bulması biraz zor. Bakalım ondan sonra olabilirse ona da bir iş bulup hayatına devam ettireceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Kenan Bey. Şimdi Cemil Hocam aslında bizim ders saatimiz bir saat ama bugün sohbet tadında olduğu için biraz uzatacağız. Umarım kimse sıkılmaz. Dinler çünkü arkadaşlarımızı tanımamız için süre sıkıntımız var mı? Önce size sorayım Cemil Hocam. Bu programın süre sıkıntısı yok. Arkadaşlarımızdan işleri olan ayrılabilir ama çok keyifli bir sohbet oluyor. Evet. Şimdi diğer arkadaşlara haksızlık olmasın. Sırada bekleyen Ömer Bey var. Onun konuşma tabii. Belli bir sıraya koydum ben kendime göre, onlara göre. Ömer Bey de sıra. Ömer Denizler, Bey. Denizler Fatih Ömer Bey. Denizler ha. Fatih. Evet, onu duydum ben de. Kesinlikle. Ama Ömer Bey'in asıl mesleği yurt dışı ihracat diyebiliyorum. Doğru mu Ömer Bey? Doğru. Mikrofon sizde. Arada tabii ki denizler nesiydi? Denizler Fatih'i. Fatih'i. Yerkenli tekneniz dillere destan, onu duydum. Birçok arkadaştan. Kitap okuma özelliğiniz. Yardımcısı da Firuzan Hanım. Evet, Firuzan Hanım tabii ki. Evet, sizi dinleyelim. Biz de yaklaşık buradaki bütün erkek arkadaşlarımız gibi İstanbul'dan kaçıp gelenlerdiniz. Ondan sonra biz iş hayatını kapattıktan sonra işte bu şeylerden İstanbul'dan da çok bunaldık. Ne yapabiliriz diye düşünürken ben bu tekne merakım ve hevesim vardı. Ondan sonra eşim de onu bir deneyelim mi dedik. Önce bir deneme yaptık. Kendisi de çok sevince biz bir tekne aldık Göcek'ten. Sene kaç? 2012. 2012. 2012 senesinde. 8 yıldır biz işte bu bölgelerde yelkenliğimizle yelkencilik yaparak dolaşıyoruz. Önce 5 sene full teknede yaşadık. Biz de Fuat Bey'in sanki kara deniz versiyonunu versiyonu. Deniz versiyonu olarak işte iyice minimalize olduk. İstanbul'da koskocaman bir evimiz vardı. İşte onu boşalttık. Eşyaları hibe ettik. Eşe dosta verdik. İşte iki kameralı
11,5 metre bir tekneye 3 tişört, 2 mayo bilmem alarak bütün eşyaları... Biraz daha fazla tabii. Ondan sonra öyle atladık geldik. İyi ki de gelmişiz. Bu deniz hakikaten bambaşka bir dünya. Yani artık bu anlatılacak gibi değil. Hele o 2012 yılında ilk Göcek'teki Nisan ayında işte Göcek'e geldim ben. Tekneyle beraber Karacasöğüt'teydi, İhsar'ın şey körfezindeydi, Gökova'daydı. Bu Göcek'e gelince aman Allah'ım dedim yani. Cennete geldik ve işin iyi tarafı biz yaşarken geldik bu cennete. Yani insanlar ölünce gidiyor. Biz canlı canlı geldik dedik. Ve muhteşem de hakikaten. Ondan sonra çok keyifli bir hayat yaşadı. İşte tekne biraz küçük müçük ama biz idare ederek 4 seneyi geçirdik. Sonra Fethiye hoşumuza gitti. Burada bir ev kiralayalım dedik. Ondan sonra şimdi 4 sene önce kiraladığımız evde halen yaşamaya devam ediyoruz. Birkaç ay. Yani geçen biz geçen sene 6 ay evdeydik. 6 ay biz yine teknedeyiz. Yani Nisan ayında çıkıyoruz. Kasım sonuna kadar hatta 7 aya 4 ay falan gibi de diyebilirsiniz. Bu işi çok zevkle yapıyoruz. Çok hoş bir dünya. Yalnız tabii bu denizde de sıkıntılar olmaya başladı. Bir anda Göcek zaten popüler bir yerdi. Fakat bu pandemi yüzünden bu büyük motor yatlar bütün Göcek'in koylarını doldurdular. Başka taraflara gidemediler, Yunanistan'a bilmem nereye. Onun için böyle işte buralara biraz fazlaca kapitalizm hakim olmaya başladı. Bunların çoğunun pek şeyle alakası yok. Denizle pek fazla alakaları yok. Geliyorlar, kirletiyorlar. İşte jeneratörlerini 24 saat çalıştırıyorlar. Biz Göcek'te bu sene hiç doğru dürüst Göcek'e giremedik yani. Hı hı. Allah'tan Türkiye hakikaten cennet gibi memleket. İşte başka yerler var. Kekova var, işte karşı Antalya var. Oralara gidiyoruz. Böyle hayatımızı devam ettiriyoruz. Bunun dışında işte ben de çok kitap okumaya çok meraklıyım. Yani denizde ben avcılıkla pek alakam yoktur. Ancak işte teknede hiçbir şey kalmayınca yiyecek. İşte bir tane sırtımız var, onu atıyoruz denize. İşte birer tane ikimize palamut ya da lambuka tutunca bizim avcılığımız bitiyor. Onu yiyoruz. O günü kurtarıyoruz. Öyle yaşıyoruz. Ama bu arada çok okumak mümkün oluyor tabii. Pandemi her döneminde dakika, aynı. Her dakikada yelken yapamıyorsunuz yaz döneminde de. Yani bir koya moya girdiğiniz zaman en keyifli şey okumak. Şimdi İtalya'daki üzüm bağlarını anlatan bir Türk-İtalyan kızı olan bir hanımefendinin Üzümler ve İnsanlar adında bir kitabını okuyorum. İnanılmaz şeyler. Yani şimdi bu böyle bağcılık beni çok etkilemiş durumda. Ama tabii o İtalyanlardaki... Şarap dedim ya. Evet, 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 yani şu şarap yapımını falan bir öğrenebilsek yani hakikaten, hatta sizin denizin oralarda da süper bağlar varmış işte söylediniz. Mehmet'in özellikle Mehmet Bey. Evet, işte oradan belki bir şeyler alıp bir şarapçılık mı yaparız bilmiyorum artık. Likörler, şaraplar, rakılar, biz biraz fazla mı vereceğiz alkole kendimize? Tabii bunlar azar azar. Hakikaten bu şarapçılık çok bambaşka bir şey yani. Hele bu İtalyanları okuduğunuz zaman şimdi adam diyor ki bir şeyi anlatıyor mesela, bir bağı anlatıyor. İşte ancak diyor 1700 yılına kadar geriye gidebiliyorlar. Daha öncekileri kayıt almamışlar diyor. Düşünsenize yani 1700 yılına kadar kayıt varmış. Evet, evet. Daha önce gidememişler. Bizde nerede böyle şeyler yani. Sonra 1100 yılından beri bir ailenin elinde olan işte bağlar var bilmem ne. Tabii farklı boyutta onlarınki yani. Evet. Ama zevkli bir şey herhalde. Şeyi merak ediyorum. Devam ediyoruz. Ömer, buyurun. Bey, şimdi hani bu deniz ya da bu yatlarla ilgili olan iki grup insandan bahsediliyor. Bir denizde yaşayanlar, bir de denizde, evet, gezenler. Siz denizde yaşamayı seçenlerdensiniz. Hani hayatınıza ne getirdi? Bir de zor tarafı var mı? Ben de mesela bu yaşlarda eşime dedim ki biz de bir tekne alsak, bir tekne alsak falan. Bana konuştuğum birkaç tane dostum dedi ki yok, daha erken.
Çünkü o kadar kolay bir şey değil. Mutlaka zorlukları da var. Ama hayatınızda neler geldi? Ben onu merak ediyorum biraz. Vallahi şimdi şu şarjımızı birazcık şeye takmak. Bir kere hiçbir şey böyle geç falan değil Cem Özde. Hele ki siz buralarda yaşıyorsunuz. Muhakkak bir teknenizin olması bence şart yani. Pardon. Yani burada olup da biliyorsunuz Fethiye'de denize girmek birazcık sıkıntılı yani şey için. Ancak çalışta oturursanız falan ya da her gün şeye gideceksiniz plaja. Halbuki burada çok imkanınız var. Yani bence bir tekne, tekne zor yani her işin zorluğu var. Yani zorluk önemli değil. Ben sözü alıp da şeyi söylemek istiyorum. Hanımlar için özellikle farklı bir yaşam tarzı. Eğer onu seviyorsa tamam. Ama yani denemeden de onu insanın bilmesi mümkün değil. Yani, o konuda şanslı. Siz de seviyorsunuz Firuze Hanım. O yaşam tarzını herkes hani karı koca birden. Siz sevmemiş olsanız Ömer Bey o hayali hep içinde ukde olarak kalacaktı. Tek başına da keyif olmaz eminim. Yok olmayacak. Ya ayrılacaktık. Allah ya bu iş öyle oluyor. Biz maalesef sizi çift olarak çok seviyoruz. Sınıfımızda örnek çiftlerden birisiniz. İlk sizi tanımışız. Yani zorlukları var ama bunlar Cemil Hocam şey değil yani alt edilmeyecek zorluklar değil. Bir kere çok düzgün insanlarla tanışıyorsunuz bu seneki şey dışında. Yani denizciler çok toleranslı insanlar, çok yardımsever insanlar yani öyle böyle değil. Size her konuda her yerde yardımı gösterebilirler. Son sene birazcık bozuldu tabii bu iş. Biraz farklı gruplardan insanlar katılmaya başladı. Ama onun dışında ben eminim ki işte çocuğunuzla ortak yapacağınız bir iş oluyor. Yani evet. Bence çok faydalı bir şey. Ömer Hocam peki bu teknelerin bakımı ve çekek yeri ve maliyeti o konuda bir yorum yapar mısınız? Ahmet Bey, iki senede bir çekiyoruz tekneyi şeye, karaya. Yani şimdi aslında teknede yaşamak, karada yaşamaktan çok daha ucuz maliyetli bir şey. Şimdi bizim Ece Saray Marina'da teknemiz, elektrik bedava, su bedava. Ondan sonra iki senede bir marina ücreti veriyoruz. İşte o ayda 2000 lira gibi bir şeye geliyor şimdi. Ne kadar ödüyorsunuz yıllık? 24 bin lira ödüyoruz Ayla Hanım. Evet 24 bin lira. Tabii çekek yerine çekiyorsunuz, zehirlisine atıyorsunuz. Yani bir sürü derdi var. Yani bütçe çok önemli. Tabii ki önemli ama şimdi biz İstanbul'dan geldik. Evet. Biz İstanbul'dan geldik. İstanbul'da büyük bir evde oturuyorduk. Evet. Ondan sonra eşimin arabası vardı, benim arabam vardı. Ondan sonra onların benzin parası, arabayı kullanamıyorduk, ulaşım masrafı, doğalgaz, ondan sonra elektrik bilmem ne derken evet. Biz buraya gelince inanılmaz ferahladık. Yani işte dediğim gibi elektrik parası ödemiyoruz, su parası ödemiyoruz. Alışverişimiz sıfırlandı yani giyim kuşam derdik. Fuat Bey'in dediği gibi sıfır oldu. Yani bunlar bize o kadar artı değerler kazandırdı ki. Yani iki senede bir karaya çekip de zehirlisini yaptırmak inanın çok fazla da şey yapmadı. İşte dediğim gibi işte burada yakında bir sürü çekek yerleri var. Oraya götürüyoruz. Dediğim gibi iki senede bir zehirliyi boyasını alıyoruz. Yani teknenizin markası ne? Beneto evet, 393 güzel. 2001 model bir tekne. Yani evet. Şeyiz 39 feet işte 11,5 metre falan gibi. Çift kamera. Yani biz rahatız aslında şey değiliz. Evet. Bizim Algomar'dı ve belimizi büktü yani. Çıkardık evden. O da güzel bir tekneydi ama. Ama eskiydi. Epey yani 20 yaşındaydı. Evet. 11 yıl ben de içerisinde yaşadım.
5 sene Ecesaray'da yaşadım. Yani 1 senedir evde yaşıyorum. Çok güzel, çok keyifli ama çok dertliydi. Vallahi biraz şanssızlık olmuş herhalde. Bilmiyorum. Evet, evet, bizim biraz şanssızlık herhalde. Yani hep öyle olacak olmuyor. Yani biz çok memnunuz. E tabii masraf şeyleri var biraz. Şimdi tabii Benetto ile Algomar farkı var. Benim yerli yani, üretim. Evet. Evet, halbuki şeydir yani, hı-hı, iyidir. Yerlilerin en iyisidir ama... En iyisi o, ama marka yani, bir Benetto ile aynı eşdeğerde değil. Bir de yaşı da büyük bizimkinin. Evet. Bayağı beni sıktı açıkçası. Güle güle size zaten... keyifli seyirler. Sağ olun, çok teşekkürler. Yeni sağ olun, başka bir şey. Ömer Bey, evet, şey merak ediyorum. Daha uzun şey yolculuk planınız ya da hayaliniz var mı? Hani şimdi buradaki koylardasınız ya. Valla biz neredeyse Atina'ya kadar gittik Cemil Bey. Yani öyleyim, ben daha böyle lokantalarınız diye düşündüm. Tabii yok. İşte geçen sene hariç. Ondan önce o Yunanistan bize çok iyi bir alternatif sunuyordu. Evet, yalnız maalesef Euro o kadar yükselince birden ondan sonra o biraz bel büküyor. Yani orada fiyatlar artmıyor ama İşte biz gittiğimiz yerde scooter kiralıyoruz mesela. Hı hı. O mesela 20 euroya kiralıyorsunuz. Yani 9 lira olunca 180 lira oluyor. Halbuki 3 lirayken 60 liraydı. Hiç rahatsız etmiyordu. Evet, yemekler evet, çok ucuza geliyordu. İçki çok ucuz. Balık çok ucuz Yunanistan'da. Çok ferahlatıyordu bizi. Ama sonra bu şey oldu maalesef. Bu euro biraz... bir de işte kapandı geçen sene de. Hiç gidemedik. Ama epey gittik yani şeye kadar. Vallahi bu sene tabii hedef hiç eksilmiyor. Bakalım belki bir şeye dener miyiz diye düşünüyoruz. Sırbistan'ı diye düşünüyoruz yani nasıl olur. Ama Ömer orası Bey, da çok... Şey yapın, tekneleri yani... de bakın Hırvatistan'a gidince. Ömer Bey. Satılık tekneleri lütfen. Bizim için... Tabii memnuniyetle şey yaparız. Memnun abi. Olurum. Tabii inşallah. Bir gidelim de. Teşekkürler. Dileriz. Dilekleriniz gerçek olur. Hırvatistan'a da gidersiniz. İstediğiniz her yere gidersiniz. Sizde bu uyum olduğu sürece. Allah sağlık versin. Çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa. Cemil Hocam bir şey soruyordu galiba. Ya şey diyecektim, bu yüzde eğitime geçtiğimiz zaman inşallah yaz aylarında. Tabii. Böyle bir PowerPoint sunusu hazırlasanız bize de gezdiğiniz yerleri, deniz yaşamanızdan biraz böyle bahsetseniz. Hani o keyfi biraz derse de taşısak. Olur tabii, memnuniyetle. Yani ufak aldığım notlar var. Öyle çok da fazla şeyim yoktur aslında. Hı hı. Edebi yani kalem çalmayı belki ben Güngör Bey'e anlatırım. Güngör abi de bizim anlattıklarımızı o güzel şeyiyle kalemiyle daha zevkli hale getirir belki. Güngör Bey benim 6 tane arkadaşım var. Her birinin Benetton'u. Bütün dünyayı geziyorlar hep beraber. Sizi onlarla tanıştırırım. Tanıştırın kim? Abi. Gerçekten. Memnuniyetle. Ama şimdi öyle denizdeler yavaş yavaş yol devam edecekler. Oo. Allah kolaylık versin yani. Ama biz dünya turu olduğu için çok güzel bir komünleşmişler yani. Tabii. İşte o çok keyifli yani. Denizciler hakikaten şey insanlar. Onu söyledim biraz önce. Keyifli insanlar oluyor genelde. Faydalı şeyler oluyor. Paylaşımlarımız oluyor kendileriyle. Şimdi çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Güzel şeyler paylaştınız bizimle. Yani... Bu arada Bülent Bey girdi araya. Bülent Bey konuşmak ister misiniz? Aslında sıralamada şu an siz yoktunuz ama ben hazır gelmişken size söz hakkı vereyim. Nasıl? Orada mısınız? Buradayım. Ben bahçedeyim. Tamam. Ne var ne yok, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, sağlığınıza duacıyız. Sizi ben ekranda göremiyorum, ben mi göremiyorum? Koltukta değilsiniz. Koltukta değilim, şey dedi, bahçede geziyorum. Şu anda Bülent Bey, anda arkadaşlar fotoğraflar görüyorlar ekranda. Vay vay vay,
Müzik fotoğrafları çıktı. Bu ekrandakilerden hangisi sizsiniz? Bunlar bir orkestra. Bülent Bey daha önce müzisyenlikle uğraşıyormuş. İsterseniz kendisi anlatsın. Bir sürü özellikleri var. Ben onları anlatamam tek tek. Sohbetimizde bahsetmişti. Evet Bülent Bey, sizde sıra. Evet, ben de ama ben hangi birini anlatacağım onun için şimdi onu bekliyorum. Valla şöyle kısaca aklınıza gelen. Şunu söyleyeyim. Oho, bu şimdiki resim kolejin resim. Hangi kolej? Ben Robert Akademi'deydim. Robert Akademi Boğaziçi kurulmadan önceki ismi. Boğaziçi kuruldu. 2 sene sonra, yani ben girdikten 2 sene sonra Boğaziçi kuruldu. Resim sene kaç abi? Benim yaş şey mi, sene mi? Resmin senesi aşağı yukarı kaç? 62. 62. Boğaziçi Üniversitesi 64 veya 65'te kurulmuştur zaten. Evet. Sırayla gidelim hocam. Evet. Diğer resim. Şimdi diğer, bendeki sıraya göre böyle gidiyor Dilek Hanım ama. Tamam. Cemil hocam. Ha tamam, çevirme şansımız yok değil mi? Buradan çeviremiyorum. Bülent Bey, bu fotoğraf nedir? Ekranda görüyor musunuz? Görüyorum. Bu da benim Almanya'daki büromda hanımla beraber çalışmamız. Ben de aşağı yukarı 42 devlete tekstil ihracatı yaptım. Evet. Ortada büromuz vardı. Köln'de ve Neuss'ta. Oradaki büroda çekilmiş resmimiz. Beraber bütün dünyayı gezmiştik. Evet. Kaç ülke gezdiniz? Hem mal sattık hem de gezmiş olduk. Ne güzel. Ondan sonra o günlerden bazı resimler. Bu da gitar çaldığım zaman tavernalarda. Ben evet. Ferdi Özbeğen Orkestrası'nda çalıştım. Çınar Otel'de. O zamanlar tabii bu yılbaşında ki bir resim. Orkestranın bir devamı. Başka bir orkestra. Diplomatlar diye bir orkestrada çaldığımız sırada. Sene kaç Bülent Bey? Sene yaklaşık. 85 falan civarı. 1985. Bu da İtong'un kurduğumuz ilk senemiz. Müdürler hep beraber bir aradayız. İtong'u kurdum ben. Yani müdür olarak çalıştım. Mühendis olarak. Ve bütün bu sahilleri İtong için gezmiştim. Ta İskenderun'dan İstanbul'a kadar. Zaten Fethiye'yi de o zaman tanıdım. Aa dedim, ben buraya yerleşirim arkadaş. Başka bir yer yok. Hiç hoşuma gitmedi. Bülent abi, şimdi anladığım kadarıyla siz bir taraftan iş adamı kimliğiniz oldu. Tekstilcilik yaptınız. Bir taraftan girişimcilik yaptınız. Bir taraftan da hep müzikle, sanatla mı iç içe oldunuz? Spor? Hepsini. Ben hem müzik yaptım. Çünkü ben kolejde okuduğum için. Kolej pahalı biliyorsunuz. Büyük paralıydı. Babam da memur olduğu için o para yoktu. Ben gündüzleri gitar çalıyordum. Akşamları gitar çalıyordum. Gündüz okula gidiyordum. Okullar ta Bebek'te ve evimiz Bakırköy'de. Düşünün. Bütün yolda ders çalışırdım yani gidene kadar. Öyle okuduk. Öyle zaman geçti. Aşağı yukarı ben hiç babamdan para da almadım. Hep kendimi yetiştirdim. Ve kendi kendime baktım. Ondan sonra da tekstil işine girdim. İhracat yaptım. Dediğim gibi 42 devlete. O arada İstanbul Ticaret Odası'nda tekstil şubesinde üyeyken Saddam beni davet etti. Gel bize fabrika kur diye. Ben de kalktım gittim. Teknisyenimi de aldım. Beraber gittim. Beni orada rehin tuttu. Savaş başladı. Kuveyt'e girdiler. Rezil olduk kaldık bildiğiniz gibi. Kaçana kadar canımız çıktı. Yani Saddam Hüseyin'le de bir hikayeniz var. Neler yaşamışsınız. Karşılıklı yani merhabalaşmış etmiş olduğumuz var. Ama tabii hakiki Saddam mı bilemiyorum. Çünkü o zaman 3 tane Saddam vardı. Evet, duvarların olduğu söyleniyordu. Doğru hatırlıyorum. Üç tane Saddam vardı. Hepsi her birine başka birisini çıkartıyorlardı. Ama hakikisi midir?
yapması mıdır onu bilemiyorum ama Saddam, işte Saddam dediler, görüştük tabii orada. Ondan sonra damadına havale etti bizi. Zaten sonra damadını da astı. Evet. Ve ondan sonra bizi göndermediler buraya, rehin tuttular. Ben tam kaçtım. Sağ olsun bir Atilla Bey vardı şeyin, Türk Hava Yolları'nın orada müdürü. Onun sayesinde hostes koltuğunda kaçtım ve o kaçtığımızda ertesi günde Küveyt'e girdi. Küveyt'e girince de kimseyi bırakmadılar. Herkesi topladılar. Hilton Otel'de orada rehin olarak tuttular. Hatta işte birkaç gazeteci falan da öldü orada, biliyorsunuz. Velhasıl kelam öyle paçayı kurtardık. Ondan sonra da tekstil yaptım. Dediğim gibi ihracat yaptım. Devamlı bütün dünyayı o sayede gezmiş oldum. Evet. Peki, İki tane çocuğum var. Şimdi artık ondan sonra aşağı yukarı büyük depremden önce Fethiye'ye zaten kafama koymuştum geliyorum diye. İstanbul'da kapattım. İstanbul'da ben İstanbul'u bilir misiniz bilmem. Lacivert'i yaptım. Old English Pop'u yaptım. Ferdi Özbeğen'le orada çalıştırdık. Bir sürü şarkıcılar geldi geçti. Hepsi iyi günlerimiz geçti. Ondan sonra da dedim ki ben gidiyorum. Beni seven arkamdan gelsin. Ve geldi, Fethiye'ye yerleştim. Ben geldim. Bir sene sonra da büyük deprem oldu İstanbul'da, biliyorsunuz. Ortalık yıkıldı. Evet. Bu arada müzisyenlik sizin ailede hep var herhalde. Biliyorsunuz zaten birçok arkadaşlarınız belki tanır. Ertuğ abi akrabanız. Neyiniz oluyordu? Siz onun yeğenisiniz de. Sezen. Evet. Sezen Bey. Sezen'i mi söylüyorsun? Sezen Bey. Sezen Bey. Sezen Bey. Özür dilerim. Ertuğ Bey dedim. Sezen Bey. O Türk müzikçi. Olduğu için biz ondan anlaşamıyoruz. Ben Batı müzikçi. O Türk müzikçi. Ben Woodstock'a giderken o bana küfür ediyordu. Onun için o da bizim öğrencilerimiz. Floyd'u falan nereye gidiyordu Woodstock'a? Bana diyordu ki ne işin var orada ya? Burada Türk müziği var. Yok diyordum, beni açmıyor. Onun için çok farklı dallardaydık ama ikimiz de bir müzik sevdalısıydık yani. Bülent Bey aynı zamanda söylüyor musunuz? Söyleyebilseydim zaten şimdi meşhur olurdum. Beni göremezdiniz bile. Burada imza da atıyordum. Tek öyle ses mi? Yok. Sesim belli olmuyor musun tamam. Konuşurken? Ama enstrüman çalıyor. Gitar çalıyor. Ben dedim ki bugün çalır. Ama ses olmadığı için tek başına işe yaramıyor yani. Olsun. Enstrümantal yeter. Ancak eşlik edebiliyoruz işte. Başka bir şarkımız yok. Evet. Çok neyse bir ara öyle... Sizden çalışma bekliyoruz Bülent Bey. Yapacağım. Bir gün ukulelemi alıp geleceğim. Esası da şurası benim bahçem. Evet. Oturduğum evin bahçesi, daha doğrusu benim değil de oturduğum evin bahçesi. Ben yoga hocalığı yaparken bizim üniversiteden önce arkadaşlarımı buraya topluyordum. Oturuyorduk hep beraber. Hem mangal yapıyorduk hem de müzik yapıyorduk, her şeyimizi yapabiliyorduk. Gene biz de grup olarak toplayacaktım üniversiteyi, fakat bu pandemi mani oldu. Görebiliyor musunuz etrafı, bilemiyorum. Görüyoruz. Böyle hangi semtte, nerede eviniz? Benim evim nerede biliyor musunuz? Günlük başına yakın kanal var. Murt Deresi'ni biliyorsunuz. Görüşemeyeceğiz. Herkes... Murt Deresi'nin kenarında. Tamam. Çok teşekkür ederiz Bülent abi. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Çıkıyorum şimdi diyorlar. Teşekkür ediyoruz Bülent Bey. Şimdi Cemil Hocam bir sıkıntı var. Şöyle ki, yani sıkıntı da demeyeyim. Ali Karacan diye bir arkadaşımız var yine yeni evet. Öğrencilerimizden. Şu anda dışarıdaymış ve şarjı bitmek üzereymiş. Sıralamada onu biraz öne alalım. Tabii nasıl arzu ederseniz. Efendim? Tabii nasıl arzu ediyorsanız.
Tamam. Onu videosunu öncelikli olarak bir verelim. Ali Bey şu an duyabiliyor musunuz bizi? Duyuyorum, duyuyorum. Tamam. Merhabalar, hoş geldiniz. Niye önceden şarja takmadınız? Dışarıda ne işiniz var şu anda? Bir mecburiyetimiz vardı o yüzden. Kesin Handan Hanım'la çıktınız yine. Neyse, ses verebiliyor muyuz bilmiyorum. Şu anda ekranlarda sizin çektiğiniz videolar görünüyor. Arkadaşlar görebiliyor mu? Aslında onların güzel müzikleri var. Evet, onu ben WhatsApp'tan atacağım sohbeti. Duruyor şu anda, müziğiyle beraber veriyoruz. Bundan başka bir tane daha var. Hemen onu da başlatıyorum. Bunlar yayınlanırken biz sizle sohbet etsek mi acaba Ali Bey? Olabilir ama ben her an şeyim kapanabilir. Şöyle o zaman sohbet edelim sizle. Bize kendinizden bahsedin. Kısaca ben biliyorum ama arkadaşlara tanıtma açısından. Profesyonel fotoğrafçılıkla uğraşıyorsunuz. Bununla ilgili sizden ikinci dönemde ya da daha ileriki dönemlerde yararlanacağız. Bu çekimleri yapmak kolay işler değil. Nasıl zahmetler çektiğinizi ben birebir yakından biliyorum. Siz anlatın isterseniz Ali Bey. Bütün öğrencilerini selamlıyorum sevgiyle, saygıyla. Çok güzel hikayeleri, öyküleri var hepsinin. İşte bu öğretmen okulundan beri fotoğraf çekme isteğimi, şartlar değiştikçe, teknoloji değiştikçe yine bıraktım şeyi. Şimdi çalışırken de fotoğraf çekip, film çekip ve bunları edit yapma üzerine ulaştık. Doğa sporları, yürümelere gidiyoruz Likya yolunda ve bisiklet sporu yapıyoruz arkadaşlarla. Çiçekleri ve bu videoları yine size ikinci dönemde galiba paylaşacağız. Bizim Dilek Hanım nasıl programlıyor artık? Evet. Yani... Teşekkür ediyorum. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Tekrar Tatenama Üniversitesi'ne geldiğiniz için çok teşekkür ederiz öncelikle. Sizi tanımak çok güzel. Daha da tanıyacağız. Resimlerinizden, fotoğraflarınızdan ve videolarınızdan yararlanmaya devam edeceğiz. Siz çekimlerinize devam edin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ali Bey, Fazilhelmi Üniversitesi'nin bir videosunu hazırlayalım beraber. Süper. Cemil Hocam, yaparız. Hastalıklar geçtiği zaman röportajlarıyla, ürettiklerimizle beraber olur mu? Olur, hay hay. Hay hay. Tamam, çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın. Şunu da söyleyeyim, küçük bir reklam. Instagram'da benim adım, hesabım Fethiye Vizör. İlgilenen Vizör. Oradan fotoğrafları ve videoları görebilirler yani. Tamam. Abi bize kısa mesaj olarak gönderin. Biz onu grubumuzda paylaşalım. Teşekkürler Ali Hocam. Teşekkürler. Teşekkür hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Handan Hanım'a selam ve sevgilerimizi iletin. Bu arada... Tamam. Bu arada benim böreklerim pişti. Arada kaynadı. Bakın arkadaşlar, bakın lütfen. Börekler tamam. Çay da yapıldı. Bekleriz, buyurun gelin diyeceğim ama tabii ki bu pandemi döneminde bu mümkün değil. Şimdi Adem Varol acaba oralarda mı? Ayrıldı mı? Biraz da onunla sohbet edelim. Ahmet. Varol. Ahmet. Var ol, özür dilerim. Adem mi dedim ben ya? Elimdeki listelerde bayağı bir karışıklık olmaya başladı. Ahmet Varol'la görüşeceğiz şimdi Dilek Hanım. Evet, evet. Ahmet Bey, orada mısınız? Bahriye Hanım. Burada yanımda da konuşmak isterse bakalım. Bence konuşabilir. Nasılsınız? İyi misiniz?
fazla bir şey sormayacağım. Çekinmenize gerek yok. Zor sorular yok Ahmet Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hep bütün diğer arkadaşlara da selamlar hepsine. Çok teşekkür ederiz. Şimdi hep perde gerisinde kalmaya çalışıyorsunuz ama bugün konuşun. Rahat olun, biz bizeyiz. Tamam, biz bizeyiz. İşte hayatı yaşıyoruz günlük. Kaç çocuğunuz var? Nerelerde yaşadınız? Ne zaman geldiniz Fethiye'ye? Fethiye'ye 2 yıl oldu geleli. Daha önce de bir gelmiştik, beğenmiştik. Onun üzerine buradan beğendiğimiz için ev alıp geldik. 2 çocuğum var. Biri kız, biri erkek. Allah bağışlasın. Daha önce Ankara'da yaşamıştım. Oradan geldim. Bir kamu kuruluşundan, ismi lazım değil, oradan emeklisiniz. Bahsedilmesinden pek hoşlanmıyorsunuz. Bunu biliyorum. Tamam. Kaç yıl hizmet verdiniz Ahmet Bey? 27,5 yıl. Ne kadar? 27,5 yıl hizmet verdim. Az bir süre değil. Ben 30 yıl, yani kolay değil devlet memurluğu da ama onu bulamayanlar da var yine şükür. Emekliliğin tadını çıkarıyorsunuz Bahriye Hanım'la. Ha bir de şu tazelenmeyle ilgili konunuzu anlatsanız da bir. Ankara'dan girişinizde. Bu Ankara'da Fethiye'ye ev almak için geldiğimiz sırada Tazelenme Üniversitesi'nin reklamları vardı. Yeni kurulacağı belirtilmişti. Biz de o zaman eşim takibe aldı. Mesajlarla ve diğer şeylerle takip çalışmaları sürdü. Daha sonra ev alıp geldiğimizde biraz ev alma süresi de uzadı yapım işlemleri. Sıfırdan aldığımız için. Bir yıl sonra okul açılınca biz de okula kaydımızı yaptırdık. Mesajlarla kargo gidiş gelişleriyle evrakları ancak tamamlayarak. Hatta müteahhiti sıkıştırdık. Okul açılıyor çabuk artık diye. Hadi ya çok güzel. Ne söylüyorum bak okul açıldı çabuk çabuk diye. Ve inşaat pisliğinin içinde geldik. Eşortmanlarla ertesi gün okula geldik hemen. Çok güzelmiş. O anınızı biliyorum. Benimle paylaşmıştınız da ben sınıfla paylaşın diye özellikle anlattırdım. Evet. Gerçekten iyi ki gelmişsiniz. Gerçekten sır söylemek. Bence bahsedin. Tanıyalım sizleri. Olmaz öyle. Hep sınıfta sessizsiniz Ahmet Bey. Sizi zorla konuşturacağım. Evet dinliyoruz. Dilekçim Ahmet Bey çok güzel haroşa yapıyordu. Ne diyorsunuz? Ben onu kaçırmışım. Doğru mudur Bahriye Hanım? Bayılıyordum aslında ben. Örgüyü Belma Hanım öğretti. Gerçekten çok güzel öğretmiş. İlk defa o zaman öğrendim. Hala evet. Örüyor musunuz? Efendim yok. Hala yapıyor musunuz? Valla şu anda yapmıyor. Dokumaya sardı. Dokuma yapıyor sürekli. Ne güzel, ne güzel. Ya beylerimiz gerçekten şu örgü olayında ben zorlanırlar diye düşünüyordum ama o dönemde bayağı bir öğrendiler ya yaptılar. Gerçekten o konuda kutluyorum ben beylerimizi. Hani bayanlar için çok kolay gibi geliyor tabii biz onları her şekilde yapıyoruz ama bir erkek için cidden zor. Ve bunu başardılar ya bu bile çok güzel. Hepsini tebrik ediyorum bu anlamda. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Buyurun. Tazelenmenin bize kattığı bir katkı da örgüyü öğrenmek oldu zaten. Evet. O da bizim için büyük bir şey, özellik. Aslında ben konuşmayı seviyorum ama eşim seksiz kalanlardan. Reklamı da hiç sevmiyor. Kendisinden bahsedilmesinden de hiç hoşlanmıyor. Biz yıllarca birlikte çalıştık işte karşılıklı 2 odada. 24 saatimiz birlikte geçti. Emekliye ayrıldıktan sonra böyle ev oturmacılığı günler falan başladığında bana yardım için bazı tatlılarımı falan o yapmaya başlamıştı. Ben bunu gün arkadaşlarıma söyledim diye hemen bıraktı.
Kötü reklamımı yapıyorsun. Eyvah eyvah. Onun için aslında elinden her şey geliyor ama ben konuşurum diye yapmıyor. Suyu bile benden istiyor. Şimdi ama acaba bir tatlı tarifi mi alsak Cemil Hocam, Ahmet Bey'den? Vallahi çok güzel. Ben Ahmet Bey'i çok iyi anlıyorum. Çünkü eşiniz çalıştığı zaman sorumluluğun bir kısmını paylaşmak durumunda kalıyorsunuz ve eşler size bir şeyler öğretiyor. Hani bu bazen ütü yapmak oluyor, bazen çamaşır katlamak, bazen de tatlı yapmak. Çünkü hayat müşterek oluyor. Benim de böyle yapabildiğim becerilerim var. Çok güzel. Ve sizin ne var Cemil Hocam? Neler yapabiliyorsunuz? Ben mesela iyi börek yapabilirim. Eyvah eyvah. Size yaptırsak iyiymiş börekleri. Çok uğraştırdım. Mavi. Bir de oğlumla oynayabilirim. Ben menemen yapıyormuş Cemal Hocam. Bülent Bey ne diyorsunuz? Çok güzel. Teşekkür ederim. Kitabın geldi şimdi. Aa, çok sevindim. Dağıtıma başladılar mı? Siz mi edindiniz? Yok ya, ondan kapıda şimdi. Bize de biraz önce derste geldi. Kapıda kaldılar. Kesildik tabii meşhur. Teşekkür ediyorum. Dağıtıma başlamışlar. Eve mi geldi belediye? Eve mi getirdi? Evet. Biraz önce geldi. Çok sevindim. Yalnız bana geldi. Bahriye'ye yok. Çift yazmıştım ben ona. 2 adet yazmıştım. Bizim kitaplarımız bile ayrı. Aman Allah. Yok, sonuçta aynı evdesiniz. Kitapları var ya, beğendiğimiz kitapları ayrı ayrı alıyoruz. Çocuklarımız da öğretmen olduğu için onlara bir kütüphane oluşturmayı düşünüyoruz. Evet. Yani özellikle de imzalı olanlar bizim için çok özel. Çocuklarımıza burada miras bırakmak istiyoruz. Evet. Yani Güngör Bey'e kusur imzalatmaya gideceğiz. Güngör Bey'e imza yok yalnız. İmzalamamışlar abi bunları. Ya bunlar belediyeden geldiği için Güngör Bey'in eline direkt ulaşmadı. Basıldıktan sonra size dağıtımı yapıldı. İnşallah ileriki günlerde imzalayacaktır bir araya geldiğimizde. Tabii bir araya geldiğimizde imzalarız. Ben de kitabımı aldım. Çok teşekkür ediyorum. Güngör Bey, teşekkürler. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Geldi bugün kitabım. Sağ olun. Dersinize denk geldi. Ben çok sevindim ya kitapların gelmesine. Evet, çok güzel oldu. Programda da bunları paylaşmak iyi oldu. Yaşamak güzel oldu. Güngör abi. Görünüyor değil mi kitabın? Görünüyor. Görüyoruz. Çok teşekkürler. Ben ne kadar güzelim değil mi Sabahcığım? Çok. Ay, bayıldım. Evet. Çok güzel. Çok. Şimdi hocam Hüseyin Bey sanırım dersten ayrılmak zorunda kaldı. Çünkü Dilek Hanım. Efendim? Ben de ayrılmak zorundayım. Ayrılma. Tamam. Şimdi diğer aslında neler kaçırıyorsun? Ne kadar daha sürecek? Ayrılma. Kısa sürecek. Yemeğimi yok. Yemek yapmam lazım. Ben börek yaptım. Getiririm. Ya çok özür dilerim, biraz uzadı ama kısa sürecek, artık fazla bir şey kalmadı. Başta sohbetler biraz uzun olunca diğer arkadaşların hakkından çaldık. Şimdi onlara da söz hakkı vermeliyiz. Hüseyin Bey şu an programda mı hocam? Hüseyin Bey ayrıldığını söylemişti. O zaman şey yapalım mı? Necip Bey oradaysa bir Necip Bey'le kısa bir konuşma yapalım mı? Necip Bey? Buradayım. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Benim hiçbir dersime katılmadınız. Beceriden sizi sınıfta koyacağım. Haberiniz olsun. Tamam. Özür diliyorum. Affımı istiyorum. Yok, estağfurullah. Bugün katılmış olmanız bile yetiyor. Ben özellikle beylerin katılması ve sohbet ortamı olmasını istedim bu derste. Ve gelecek derste beyleri de ilgilendirecek birçok şeyleri not aldım. O yüzden kurtuluşumuz yok. Tek tek kontrol etsem. Şimdi fazla lafı uzatmadan size de kısa bir söz hakkı vereceğim. Gerçekten yoruldu. Millet bir de yemek yapma derdine düştüler. Şimdi sanat müziği merakınız var. Başka neler yapıyorsunuz? Korolara gittiğinizi biliyorum. Bence ben de kısaca önce herkese merhaba diyorum. Kısaca bahsedeyim. Hakikaten vakit bayağı uzadı. Şimdi şöyle, ben 50 yaşından sonra kendim için ne yaptım?
yapacağım sorusunu sorabilecek duruma gelmişim demek ki. Hakikaten de bu konu toplumsal olarak da sıkıntı. Biz toplumsal olarak hiçbirimizin bir hobisi, bir şeysi olmuyor. Kültürümüzün getirisi bir şey herhalde. Sonuçta işte 50 yaşından sonra biraz fotoğrafla ilgilendim. Amatör boyda tabii ki. Sanatsal değeri belki var belki yok ama gezilerimde tabiat ağırlıklı falan çekimlerdi. Sonrasında işte bir parça müziğe bulaştım. Önce bir ud dersiyle başladı bu. Sonra ud hocamın bir korosu varmış. Oraya davet edildim. Bu şekilde bir koro çalışması başladı. Koroya bulaşınca bunu teknik boyutta da destek almalıyım düşüncesiyle işte şan dersi, solfej dersi falan ekledim. Bunların hepsi İstanbul'da işte İSMEK bünyesinde falan oldu. Sonra nota solfej var yani sizde. Var. Yani çok kısa sürekli bir hiç olmazsa şöyle tozunu alırcasına derler ya, tozunu alacak kadar bir eğitim aldım. Sonrası 60 yaşında işte kısmet oldu, Fethiye'ye yerleştik. Fethiye'de de sağ olsun bizim gruba da ders veren hocamızla tanıştım. Onun grubuna üye oldum. O şekilde devam ediyor. Onun dışında kendimle ilgili ne söyleyebilirim? Hiç eğitim aldığım branşla bir işim olmadı. Dolayısıyla belki babadan genetik miras, tamir, elektrik olsun, mekanik olsun falan o tip şeylerde çok yatkınlığım vardır diyeyim. Hatta abartı diye görmeyin ama birkaç tane dolap planlayıp işte sanayide kestirip falan onu kurmuşluğum vardır. Böyle garip garip şeyler de yapabiliyorum yani. Onun dışında ne söyleyeyim? Bundan ibaret. Şimdi eğer çalışmanız varsa minik sanat müziğinden bir şeyler mırıldanabilirsiniz. Onu şöyle varsa yapalım mı? Biz zaten okul açılınca sanıyorum o seçmeli branş. O koroda varım. Koroda arkadaşlarım beni topluca o atmosferin içinde izlerlerse çok evet, daha iyi olur. Şimdi vakitten de çalmayalım. Müzik bayağı enstrüman olmadan tabii söylemek daha zor. Sanat müziği öyle bir şey. Doğru. Evet. Ev ortamında akustik falan uygun olmuyor. Evet. Aynen. Sesi ısıtmak lazım falan filan. O yüzden öyle bir şansımız olacak umuyorum. Seve seve sunumumuzu yapacağız. Evet. Necip Bey şöyle yapabilir miyiz? Bizim beceri derslerimizde ileride böyle evde basit tamirat işlerinden bize örnekler sunsanız. Böyle tabii bir katkı verseniz olur mu? Tabii ki yaparım. Niye yapmayayım? Yani evlerde şimdi o kadar çok şeyimiz akmaya başladı ki işte ne bileyim sularımız damlatıyor, elektrik prizlerimiz de var, kapılarımız gıcırdıyor gibi böyle. İsterseniz size bir derslik böyle bir şey yapabiliriz bir sonraki dönemde. Bize basit pratik şeyler değil mi hocam? Elektrikle ilgili. Çok güzel olur. Önceden bir hazırlık yaparız. İçeriğini belirleriz. O çerçevede evet, kısa bir sunum olur. Evet, evet. Belki bir 5-10 dakikalık bir şey olur. Olur tabii. Şimdi olur. Fuat Bey falan da var. Onlardan sonra aman Allah'ım. Onları da kırmayalım. Bu kadar zengin çok bir daha ehil yani. Onumuz var bizim. Herkes maşallah yani çok gerçekten şey yetenekleriyle, meziyetleriyle birbirlerinden... Necip Bey'in dönüp Fethiye'ye gelme ihtimali yok mu? Necip Bey Canan tekrar... Hocam Fethiye'deyim zaten. O zaten Fethiye'de Canan Hocam. Ben 3 aydır Fethiye'deyim. Yok Canan Hanım bazı şeyler biliyor tahmin ediyorum. Biz buraya seve seve eşimle geldik. Özellikle evet, burayı isteyerek geldik. Evet. Ama sonrasında o mutlu olamadı. Gittim. Ben de dönünce mutlu olamadım. Şu anda böyle bir durumdayız. O İstanbul'da, ben buradayım. Siz nerede kalıyorsunuz? Çalış tarafındayım. Ha, tamam. Apart, ben eşyalı apart kiralar. Ben neredesiniz sanıyordum. Tamam. Görüşürüz. Yok, döndüm buradayım. Tamam. Peki. Hoş geldiniz tekrar. Çok i̇şte sevindim hocam gördüğümüze. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Bundan sonra beceri derslerinde Necip Bey sizi görmek istiyoruz. Kesinlikle istiyoruz. Tamam. Katkım olursa mutlu olurum tabii. Baskı yok. Kesinlikle ısrar var. Baskı yok, ısrar var. Ona göre. Bize bak der. Birebir konuşunca ikna ettiğimi sanıyordum ama edememiş. Siz de
yapacağım tabii ki. Önerileriniz doğrultusunda ikinci döneme güzel şeyler yapacağız. Tabii ki. Söyleyecekleriniz bittiyse eğer başka eklemek istediğiniz. Herkese sevgiler sunuyorum. Koordinatörlerimize, yani, branş hocalarımıza, arkadaşlarımıza sevgiler, saygılar. Çok sağ olun. Sağ olun. Bugün şimdi çok üstünde gittik. Ama eminim sıkılmıyorsunuzdur. Ben keyifle şu an arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Sizlerin de onları tanımak isteyeceğini düşünerek böyle bir program hazırladık. Börek bahane, sohbet şahane dedik. Şimdi sırada Güngör abim var. Abim diyorum çünkü sınıfımızın ağır abisi o. Kendisini çok seviyoruz. Kitabıyla bakın bugün herkesi sevindirdi. Bize yılbaşı hediyesi gibi geldi. Arkadaşlarımız öyle söylüyorlardı. Ve birçokları da imzanızı istiyorlar Güngör abi. Aynen. İnşallah ileriki dönemlerde bir araya geldiğimizde tüm kitapları imzalarsınız. Buyurun söz sizde. Birazcık sohbet edelim. Sonra sizden bir şiir dinleyelim. Teşekkür ediyorum. Sınıf arkadaşlarımı kendilerini anlattıkları için ve daha yakından tanıdığım için gerçekten bu ders çok sevindim. Benim için bir mutluluk oldu. Onları çok seviyorum. Sınıf arkadaşlarımı çok sevdim. Çok seviyorum. Ben bu kitabı bu korona günlerinde geliştirdik, yaptık. Çünkü korona hayat tarzımızı değiştirdi. Yani koronadan önce, koronadan sonra gibi bir şey olduk. Koronadan önce sosyal hayatımız iyiydi. Yani evin dışındaydı neredeyse bütün hayatımız. Eve yatmaya gelir gibiydik. Evimizi de seviyoruz ama koronadan sonra bu defa tamamen eve kapanır gibi olduk. Sıkıcı bir şey. Bu korona sonrasının çok uzun sürmemesi diliyorum hepimiz için yani. İşte bu dönemde daha eski yazıları bazılarını toparlayarak bir Fethiye güzellemesi yapalım diye düşündük. Bu kitap ortaya çıktı. Belediye bunu basımını üstlendi. Belediyemize de çok teşekkür ediyorum. Ve dağıtımını da maalesef bir araya gelerek bir imza günü de sizlere vermek. Bu tabii mümkün olmadı. Pandemi nedeniyle aynı. Pandemi nedeniyle mümkün olmadı. Belediye kendi Dilek Hanım'ın da emeğiyle belediye kendisi bunu dağıtımını yaptı. Onun için arkadaşlarım bana kırılmasınlar, gücenmesinler. İmza kolay. Beni uzun bir ders oldu ama çok yararlı oldu. Benim meslek hayatım işte 25 yıl aktif olarak geçti ama ondan daha uzun bir sosyal hayatımız var. Burada işte dernek çalışmaları, arkadaşlar hepsi var yani. Arkadaşlarımdan ayrı düştüğümüz için bu dönemde, korona sonrasında gerçekten çok etkilendik. Benim sık sık buluştuğumuz dostlarımızda bir şeyim vardı. Şiir okumasını seviyorum. Belki bizim kuşağın bir şeyi bu diyorum. Yani alışkanlığı. Özellikle böyle toplantılarda bir araya geldiğimizde hangi şair olursa olsun, beğendiğimiz şairler tabii, onların şiirlerini yorumlamak hoşuma gidiyor. Dostlar dinlemeye başlıyorlar. Bu sizin evet. Diksiyonunuz çok iyi, bir de yazınız çok güzel. Daha önce Silkar'da buna şahidizdir. Silkar'da Güngör Bey'in resimlerinin altında yazıları Güngör abi yazdı. Gerçekten şablon gibi bir yazısı var. Biz çok beğeniyorduk. Hep ona yazdırıyorduk için açıkçası. Çok, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica ederim. O yazı da bir alışkanlık demek ki bizim geçmişten gelen.
Bu tabii uzun bir ders oldu ama. Çok az geliyor. Güngör Bey, mikrofonuyla alakalı. Nilgün Hanım bir mikrofon ayarlasana. Güngör Bey. Yani sesim geliyor mu acaba? Şimdi çok daha iyi. Şu an, şimdi daha iyi. Bilgisayardan konuştuğu için Canan Hanım. Evet. Biraz şey. Evet, sizin şiirinizi acaba dinleyebilir tamam. miyiz Güngör Bey? Sonrasında yine sohbet edelim. Tabii ki bir özlem şiiri olsun dedim ben. Bu şiiri Ahmet Muhit Dranas'ın bir şiiri bu. Çok, çok güzel. Sevilmiştir zamanında. Hatta bir Yeşilçam filmine de neden olmuştur. Bu şiiri benim dostlarım çok sevdiler. Onlara sık sık da okuyorum bunu. Bir de tabii sınıf arkadaşlarım şöyle bir hepsini gözden geçirince bu şiiri dinlemediklerini de düşündüm. Onu okumak istiyorum. Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar. Kapanırdı daha gün batmadan kapılar. O afyon ruhu gibi baygın mahalleden hayalimde tek çizgi sen kalmışsın sen. Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen kuytu bir derede yaz kış yeşil bir ıtır saksı pencerede akasyalar açardı bahçede bağırla ne şirin komşumuzdun sen Fatih abla. Önce uzun sonra kısa saçlarım vardı tenin buğdaysı boyun bir başak kadardı içini gıdıklardı gören erkeklerin altın bileziği eziklerde rüzgarda kısa eteklerin açık saçık şarkılar söylerdin en fazla. Ne çapkın komşumuzdun sen Fahri abla. Gönül verdin derlerdi o deli Karzincanlı'ya. Bilmem şimdi hala hatırada kalan şey değişmez zamanla. Ne vefalı komşunuzdun sen Fahri abla. Çok güzel. Ağzınıza yüreğinize sağlık Güngör Bey. Gerçekten çok duygulu, sevdiğim bir şiirdir bir de üstelik bu. Çok teşekkür ediyorum. Başka eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bu arada Göcek... Göcek'ten bahsetmemize gerek var mı? Şu anda arkadaşlar da alkışlıyorlar. Sessizde olduğu için duyamıyoruz onların çoğunu. Göcek'te hangi işle meşguldünüz? Birçok arkadaşım bunu bilmeyebilir. Ben 1962 yılında geldim. Üniversitedeki maden işletmesinde işe girdim. Orada iş bulmuştum. Maden jeoloğu olarak çalıştım. Tabii buna da sevdiğim için gerçekten sevdim ve bir maden işletmesinde çalışmak istedim. İşte o 62'den sonra neredeyse 30 sene mühendis olarak Göcek'te geçti. Evet. Tabii o yılların doğası daha farklıydı. Toplum daha farklıydı. Yani daha sade, tenha ve güzel dokunulmamıştı. Bakir. Ama çok güzeldi. Yani bir... Beni de orada buldu. Şimdi... Zaten kitabında da Güngör Bey'in ben ilk okuyanlar arasındayım. Onu da itiraf edeyim. Hayran kaldım. Gecenin 2:30'una kadar kitabı bitirdim.
bayıl geçmişten gelen eskiye dayalı neler neler öğrendim sayesinde. Sizin de tanışmanız büyük, kısa yazılmış ama orada. Evet, yani biz o 70 yılıydı. İşte Nilgün de işe girmişti. Tabii ki o büro çalışmamız genellikle hafta içinde dağda olurduk. Yani maden ocağında olurduk. Saha çalışması. Hafta ortasında bir gelirdik. O gün geldiğimiz günlerde de tabii ki büro çalışması. Bu arada Nilgün'le de tanışmış olduk. İşte öyle yine birlikte giderken, birlikte dönerken bir arkadaşlığımız oldu. 70 yılları biliyorsunuz Türkiye toplumunun uyandığı yıllardır. O 1900 Atatürk'e dönüş hareketi olan o 27 Mayıs sonrası 61 Anayasası derken toplum gerçekten uyanmaya başlamıştır. Ben de okumayı severdim. Bu Nilgün'ü de herhalde bazı böyle dergiler, işte elime geçen kitapları da vermek suretiyle ilgisini çekmeye çalıştım. Nilgün Hanım. Kitapları önceleri çok böyle dergileri falan var o zaman. Bana verirdi. Ben şöyle bir önce bir başına sonra da bir sonuna bakardım. Onunla görüşmek için tekrar geri verirdim. Ama o zaman bana soru sormaya başladı kitapla. Her şeyi çekerim. Tabii ama hiç unutamadığım bir şey. Tabii bu arkadaşlık böyle ya dedi babam dedi artık dedi seninle dolaşmana izin vermiyor dedi. Yani senin olup bu yüzden dedi seninle artık arkadaşlığımız bitecek dedi. Ne yapmak lazım dedim. Gelip isterseniz dedi. İsterseniz beni kaçırın mı dedi. Kaçırın demedi ama gel iste dedi. Benim de o zaman işte uyandım. Bir akşam üzeri biraz da kafamız iyi bir şekilde. O zaman tabii yolda ancak hayıt ağaçlarının böyle ya da böğürtlenleri o karşı şirkette çalışıyorlar. Dolayısıyla şeyi tamamladık. Evet. Ve ondan sonra da tabii çok mutlu böyle tabii. Umarım bu koronadan... Nilgün Hanım'la gerçekten birbirini tamamlayan çiftlerden birisiniz. Birçok arkadaşımız eminim öyledir ama Nilgün Hanım cıvıl cıvıl bir insan. Siz ağır abi demin dediğim gibi olgun, mütevazi bir insansınız. Nilgün Hanım da çok iyi. O yüzden belki birbirinizi zıt kutuplar olduğu için tamamlıyorsunuz. İyi ki bizim nesiniz, iyi ki sizleri tanımışız. O anlamda biz çok mutluyuz. Bu arada kitabınızda birçok sizinle ilgili yönleri okuyacak arkadaşlar. Zaten orada da bayağı bir bahsetmişsiniz. Kendiniz olmasa bile yaptığınız işlerle alakalı, tanışmanızla alakalı. Öyle değil mi Güngör Bey? Tabii. Yani özgeçmişimi kısaca zaten orada verdim. Yaklaşık 2,5 saattir programımızı bitiremedik. Uzayan değerli vakitlerinizi alan bu ders saatleri için özür diliyorum. Dediğim gibi biraz börek bahane sohbet şahane ama sıkılan yorulan arkadaşlarımız da var. Yazıyorlar bana hiç durma artık bu dersi kes diye. Sırada Mehmet Aykut vardı ama onu sıradan attım. Hüseyin o ne zaman olsa müzik yapabilir, bir sonraki derslerde de yapabilir diye düşündüm. Hüseyin Bey sağ olsun video hazırlamıştı. Onu da gelecek WhatsApp'tan size atabilirim. Oradan
kendisinin hazırladığı videoyu artık oradan izleriz. Bu derse katıldığınız için bu dönemin sonunda bizleri yalnız bırakmadınız, beni yalnız bırakmadınız ve bizlerle çok şey paylaştığınız, özellikle beylerin, hanımların hepsinin bu derste olmasına son derece mutluyum. 9. haftamızda birbirimizi tanıdık bu derste özellikle. O anlamda ben çok mutluyum. Önümüzdeki dönem görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir yıl diliyorum. Mehmet hep birlikte. Dilekçim, Mehmet Bey'den türkü. Evet. Mehmet Bey'i bekledim bu saate kadar. Mehmet Bey'den biz alalım. Lütfen, yapalım. Evet. Ama kapanış bence Mehmet'le yapmalıyız ama az önce geldi, börek aldı, çay aldı, arkamdan geçti. Dedi ki beni çıkar dedi. Hayır yemiştir o kesin de salonda şu anda bilmiyorum. Dilek, yapabilir mi ki yapar bence. Veysel Hoca'yı söz verdiği unuttuk. Veysel Hoca'nın da aslında özür dilerim, Veysel Hocam vardı. Hocam hazırladığı bir şeyler vardı. Veysel Hocam da burada diye tahmin ediyorum. Evet, Veysel Hocam vardı. Hala bağlantıdadır. Ben şimdi göreyim onu, bakayım burada mı diye. Evet, Veysel Hocam. Gördüm ben hocam. Veysel Hocam merhaba. Şu an kamerada görüyorum Veysel Hocam'ı. Çok yoruldu arkadaşlar. Beni zaten tanıyor arkadaşlarınız. Ya çok özür dilerim. Ben sıralamada arada yazmışım. Sizi görmedim. Böyle artık birbirine karışmış bir not. Liste oldu bu. Çok sizin hazırlamış olduğunuz bazı videolar var şu anda ekranda. Arkadaşlar onu görebilir. Şu ana kadar Veysel Hocam'ın yaptığı çalışmalar. Sürekli derslerimize katıldı Veysel Hocam. Çok mütevazi bir insan, anlatmıyor ama benim dersime sürekli katıldı. Taş boyadı, şişe boyadı, kuling gibi zor bir şey yaptı ki ben onu yapamadım. Ondan sonra alüminyum folyo çalışmalarımız oldu değil mi hocam? Bayağı bir çalışmalar yaptınız bununla ilgili. Evet, yani hakikaten dersleri kaçırmamaya çalıştım. Bir de Fethiye ve Tazelenme Üniversitesi bana becerilerimin keşfini yol açtı. Ortaokul lisede hiç sevmediğim dersler müzik ve resim dersi. Ama gördüm, ulaşınca bir şeyler yazılıyor, çiziliyor, boyanıyor vesaire. Onun ötesinde Tazelenme Üniversitesi çok güzel bir çevre yarattım. Ve bu şeylere çok büyük keyifle yaptım. Ama bunun ötesinde fikirdeki üretmek gibi bahçemdeki bütün çiçekleri ben kendim üretiyorum. Böyle bir beceriler de. Ayla Hanım biraz mikrofonunuzu kapatabilir misiniz? Pardon. Evet hocam. Dolayısıyla iyi ki Fethiye'ye gelmişim. İyi ki Tazelenme Üniversitesi'nin bir üyesi olmuşum. Nedeni Cemil Hoca ve Gülşen Hoca'ya, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu arada bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Anlatacak çok şey var. Bildiğiniz arkadaşlar birçoğu zaten beni tanıyorlar. Daha da beraber olacağız. Daha da tanıyacaklar. Vakitlerini fazla almayayım. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Veysel Hocam. Silkar'da yaptığınız Einstein'ı unutmuş değiliz Dilek Hanım'la. Çok önceleri siz bana bahsetmiştiniz. Resim dersiyle hiç alakam yok. Resim yapamam diyordunuz. Ama bir şaheser yarattınız orada. Çok dikkatli çalıştınız. Ben birebir onu gözlemleyen insanlardan biriyim. Siz kendinizdeki yetenekleri yeni keşfeden. Gerçekten iyi ki sizinle tanışmışız. Tazelenme Üniversitesi vasıtasıyla. Bundan başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa ben programı kapatayım. Mehmet Bey istiyor. Var.
arkadaşlarımızın isteği var. Mehmet Bey nerelerdesiniz? Mikrofonunuzu açar mısınız? İnanın dersten kaçtı. Bence kaçtı. Ben çekimini yapayım. Ona bir şarkı. Dilek Hanım, biz Mehmet Bey'in yanına gidene kadar ben de bir son duyurumu yapayım. Mehmet Aykut. Mehmet Bey'le bize kapatalım biz programı. Benim de sizlerden küçük bir ricam olacak. Şimdi biliyorsunuz bu uyguladığımız eğitim programının ilk bölümü benim aynı zamanda bir bilimsel çalışmamın verilerini de kapsıyordu. Ben herhalde Ocak başıyla ilk tekrar yanlarınıza ziyaret edeceğim ya da telefonla. İkinci anketleri toplayacağım. Bu konuda yine bana yardımcı olacağınıza inanıyorum. Ben şimdi Mehmet abiye vereyim sözü. Ben şunu da söyleyeceğim. Dilek Hanım'a çok teşekkür ederim. Bu benim çok keyif aldığım, izlemekten sıkılmadığım bir program oldu. Ve aslında birbirimizi çok da iyi tanıdık. Programı kurgularken bu kadar iyi olabileceğini düşünememiştik aslında. Hani nereden başlayan bir format nereye evrildi? İlk de böyle oldu. Dilek Hanım çok beceriyle yönetti bunu. Her zaman yaptı. Çok teşekkür ediyorum Dilek Hanım size de. İyi ki bunu hayata geçirdiniz. Kapanış için de çok keyifli oldu. Şimdi Mehmet abinin sadece mikrofonu açık kalacak şekilde herkes mikrofonlarını kapatırsa Mehmet abiyle isterseniz veda etmiş olalım. Haftaya şeyde bir yılbaşı öncesi programda bir araya geliriz yine. Saygılar hepinize. Kendinize dikkat edin. Evet arkadaşlar, hepimiz gençlik yaşadık. Artık kaybolduk. Gençliğimiz kayboldu. Kaybolan gençliğimize ithafen ben bir şarkı okuyup programı kapatalım diyorum. Kayboldum kaybolan yıllar içinde, gönlümce bir zaman yaşayamadım. Kayboldum kaybolan yıllar içinde, gönlümce bir zaman yaşayamadım. Ağladım mı, güldüm mü, yaşadım mı, öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım. Ağladım mı, güldüm mü, yaşadım mı, öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım. Her arzum, emelim içimde kaldı. Her çağda gönlümü bin hüzün sardı. Her arzum, emelim içimde kaldı. Her çağda gönlümü bin hüzün sardı. Ağladım mı, güldüm mü, yaşadım mı, öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti, anlayamadım. Ağladım mı, güldüm mü, yaşadım mı, öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti, anlayamadım. Ama hiç ağlamayalım. Hepinize saygılar sunuyorum. Hep gülelim, nice mutlu
güzel senelere hep birlikte olmak üzere. Çok sağ olun. Hepinize çok teşekkür ederiz. Dilekciğim, çok teşekkürler. Çok güzel bu program oldu. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Güzel Bey, eline sağlık. Bülent Bey'le, Necip Bey'le bizim sınıfta koro kuracak kadar kadro var. Bülent Bey, Necip Bey, bir bayan arkadaşımız var. Ben de katılırım. Vallahi pandemim geçerse güzel bir şeyler yaratabiliriz. Buradan bir koro çıkar Mehmet abi, doğru diyorsun. Evet. Kitapları almış mı arkadaşlar acaba? Ben almadım henüz ama alırım. Adresiniz varsa... Var. Göndermişler. Çoğuna ulaşmış Nilgün abla. Belediye onları dağıtıyor. Tamam. Sevgili Direk, harika bir program oldu sevgili Direk. Çok 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 teşekkür ediyoruz. Duygulandık, doyduk. İnşallah Allah nasip ederse böreklerin tadına da bakarız. İnşallah. Yarın gidip alırız. Görüşürüz. Kapatıyorum programı. Hepinize sevgiler. Hepinize sağlık sevgiler. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Teşekkürler.